Selamünaleyküm dostlar. Romeo Ölmek İstiyor isimli hikayemizin 14. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Devanın anlatımıyla. Bacağımı huzursuzca sallarken tırnağımı yiyordum. Var olmayan noktaya dalıp gitmişken beynim hangi sorunu çözeceğini şaşırmıştı. İçimden kusmak geliyordu. Alışık olmadığım bu geçiş halinde başım bedenime ağır, ruhum çok sahipsizdi. Bir yere oturup dinlenmek istesem bir daha kalkamaz, orada ölür giderdim. Göz kapaklarım ağır, beynim uyuşuktu. Bu durumda yaşamak içimden hiç gelmiyordu. Erkek kardeşimin uyuşturucu bağımlılığı yetmezmiş gibi bir de katil olarak addedilmişti, tüm ülke bununla çalkalanıyordu. Yağız, kibar bir şekilde bileğimi tutup ağzımdan çektiğini yutkunarak gözlerine baktım. Pekala. Geriye yaslanırken kollarımı göğsümde bağladım. Üçüncü günü geride bırakırken endişelerime her gün bir yenisi daha ekleniyordu. Devran şimdi de firari bir katildi. Ülke içinde hatta dışında bile aranıyordu ve olayın baş sorumlusu savcı Biricik birinin bu olayda parmağı vardı. Yağız'dan sonra tabii ki. Tüm plan Yağız'dan çıkmış olsa da Biricik'in üstleri ona bu durumun üstünün örtülmesi gerektiğini rapor ettiklerinde hatasının farkına varmış, bizim safımıza geçmişti. Ama şu an için yetkisiz elemandı. Tekrar özür dilerim Deva dedi karşımda otururken. Bana saldırdığında ona karşılık verdiğim zaman hiçbir şey yapmayışından, şaşırıp kalmasından anlamalıydım ama ekibim çoktan olaya müdahale edip onu tutuklamıştı bile. İş geçirirken karşımda küçülüyordu adeta. Orada o halde bulunması en büyük delildi ve üzerimdeki baskı yüzünden birini yakalamaya o kadar odaklıydım ki ben düşünemedim. Şimdi bu karanlık planlar içinde bu durumu nasıl geldiğimizi anlayamıyorum. Birine kızıp bağırmak istiyordum. Tüm suçu onun üzerine asmak ve vicdan azabıyla ölmesini diliyordum. Ama bu kadının bile bir suçu yoktu. İşini yapmaya çalışıyordu. Ah, suç gerizekalı kardeşimdeydi. Neden oradaydı? Neden bu kadar açgözlüydü? Deva. Onu yakala dedim. Özür dileme. Gerçek katili tutukla. Kardeşimin adını temizle. Tek istediğim bu. Gözlerini kaçırırken başını salladı. Bu başka bir sorundu. Biricik'in artık o izbe sokağa gitmesine gerek yoktu. Çünkü firari katili yakalamalıydı. Diğer yandan onun yerine ilgilenecek gizli bir ekip kurmak için uğraşıyordu. Katille burun buruna gelecek başka biri olmalıydı. Nitekim bu işe kimse gönüllü değildi. Tunç'la konuşacağım dedi. Durumu düzelteceğim, söz veriyorum. Başımı salladım. Gitmek için ayaklandığında kılımı dahi kımıldatmadım. Yaz onu yolcu ettikten sonra gelip eski yerine oturdu. Üzerinde gri bir eşofman altıyla mor bir tişört vardı. Gece burada kalacaktı belli ki. Biz hala kötüyüz aslında. Aramız yok ve ben bulamıyorum. Kaybettiğim şeyler daha olup boyumu aştığı için bulamıyorum belki de. Buna da apayrı üzülüyordum ya. Yemek yedin mi diye sorduğunda boş gözlerim yüzünde gezindi. Tüm olanları içinde beni hiç yalnız bırakmamıştı. Kendinden emin oluşu bana güç veriyordu. Hayır dedim. Deva diye resmen inledi. Koca bir bebek bakıcısı olmaktan içten içe şikayetçiydi. Biliyorum, yemek yemeden olmaz dedi. Güçlü olman gerekiyor. Canım istemiyor dedim. Neden? Dudak büktüm. Üzüntüden iştahsızım dedim. Hiç aç diyelim. Yine de kendini zorlamalısın. Ayrıca şu an devran gayet iyi dedi. Senin de iyi olman gerekiyor. Gözlerimi devirirken aslında bağırmak istiyordum. Ama ağzımı açamayacak kadar yorgundum. İyi mi? Yemek yediğimiz zaman iyi mi oluyoruz? İyi falan değildik. Sana bir şey hazırlayayım dediğimde hayır dedim. Deva lütfen. Hayır, gidip uyuyacağım. Ama söz sabah kahvaltısında yerim, olur mu? Lütfen ısrar etme. Bununla uğraşamam. Konuşmayı daha fazla uzatmadan kalkıp odama gittim. Yağız salonda kanepede yatıyordu. Evine gidebilirdi. Gitmesini 100 kere söyledim ama o beni yalnız bırakmamakta kararlıydı. Onu orada yalnız bırakırken bile içim buruk oluyordu. Az önceki tavrım için şimdiden pişman olmuştum hatta. Birine aşık olmak kadar güç, bir yandan da güzel bir şey yoktu. Bir yanımı öldürürken diğer yanımı diri tutuyordu. Yatağıma girip örtüye sarılırken midem boş olduğunu hatırlatır şekilde guruldadı. Kes sesini diye mırıldandım. Sonra melankolik yanımın arbasıyla ağlamaya başladım. Beni rahatlattığı falan yoktu. Tüm olanlar karanlık odamda karabasan olup üzerime geliyordu. Annemi istiyordum. Babam çıldırmışken sadece anneme sığınmak istiyordum. Kaybolup gitmişken annem tarafından bulunmak ve kurtulmak istiyordum. Bu dünyada küçük bir noktaydım ve tüm bu başıma gelenleri kaldıramıyordum. Keşke bir annem olsaydı,
böyle olmazdı. Yemin ederim ki olmazdı. Karanlıktan çok korkuyorum anne. Sensiz olmaktan çok korkuyorum. Ah, yattığım yerden doğrulup gözlerimi sildim. Kendime düşünme fırsatı vermeden odamdan çıkıp salona geçtim. Yağız koltukta uzanırken benim sesime başını kaldırmış bana bakıyordu. Deva, ne oldu? Bir sorun mu var? Benimle uyur musun? Ne? Doğrulmuştu artık. Sorumu ikiletmeden tamam olur dedi başını sallarken. Arkamı dönüp odama gittim. Yatağımda köşeye kıvrılıp gözlerimi yumdum. Takip eden saniyelerde yatak varlığıyla ondan tarafa çöktü. Kollarını nereye koyacağını bilemezken bana dokunmamaya özen gösteriyordu. Onu affetmek çok kolay, aynı zamanda çok zordu. Başka birini sevmesini istiyorum. Benden başka kimseyi sevmeseydi keşke. Sevmiyorum diyordu da aklım bir kere karışmıştı. Her şey niye bu kadar zordu? Ondan yana dönüp göğsüne sokulurken bacağımı bacağının arasına koydum. Çenesi başımın üzerinde yer alırken kolları bedenimi sardı. Şaşkındı ama rahatladı. Sırtımı sıvazlayan elini hissedince tekrar ağlamaya başladım. Dayanamıyordum. Kaybetmeye, böyle sürekli düşmeye katlanamıyordum. Herkes benden büyük parçalar koparıp giderken kim olduğumu, niçin devam ettiğimi bile bilmiyordum. Artık çok zor geliyordu yaşamak. Gözlerimi açtığımda odam eskisi gibi karanlık değildi. Onun varlığı bana bir ışıktı. Annemi istiyorum Yağız dedim. Biliyorum, burada olsa güzel olurdu değil mi? Evet, daha çok ağladım. Beni sakinleştirmek için saçlarımın üzerine öptü. Kocalar hani eşlerinin babası da olur ya. Evet, sen benim annem olur musun? Saçımı okşayıp güzel kızım desen yeter. Ah Deva, özür dilerim her şey için binlerce kez. Ben de çok özür dilerim. Daima mutlu yaşayamaz mıydık? Hiç olmazsa mutluluğun bir zıttı olmasaydı. Ben bu işi hiç sevmedim. Allah'ım bu mutsuzluk uzun sürmesin. Sonrasında mutfaktaki seslere uyandığımda sabah olduğunu idrak edebiliyordum. Kalkmaya bedenimi zorlayıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra zihnimin açılmasını bekledim. Beynim uyuşuktu, uyanmaya hazır değildik belki de. Yağız'ı mutfakta buldum. Giyinmiş, çıkmaya hazırdı. Kalkmışsın, sana tost hazırladım, sevdiğin gibi yaptım dedi. Teşekkür ederim. Yerime oturup tosttan bir ısırık alıp çiğnemeye başladım. Yağız beni izliyordu. Neredeyse olmuş dedim, eline sağlık. Gülümsedi. Bunu da isteyerek kahve önüme koydu. Sütü bol. Sağ ol. Gidiyor musun? Evet. Başını salladı. İzlendiğimizi biliyorsun Deva. Normal hayatımıza devam etmeliyiz dediğinde bu sefer ben başımı salladım. Kapıda iki polis evimi takip ediyordu. Sıradan bir prosedür gibi Devran kardeşim olduğu için buraya dönebileceğini düşünüyorlardı. Doğru bir düşünce yapısı. Yine de Devran buraya dönmeyecekti. Onunla konuşmak istiyorum dedim. Sesini duymalıyım Yaz. Tabii ki. Ama telefonlarımız da dinleniyor. Bunu ayarlamaya çalışacağım. Tamam, bana güven olur mu? Başımı salladım. Başka kime güvenecektim ki senden başka? Kimim kaldı ki? Şimdi kahvaltını bitir. Geç gelirim ama eve muhakkak geleceğim dedi. Lütfen yemek yemeyi atlama Deva. Başımı salladım. Tamam. Yaz bana, ben ona baktım. İyi gözüküyordu ama iyi de gözükmüyordu. Uykusuzluk durumu tekrar nüksetmişti. Uyuyamadığını biliyordum. Tüm gece başım duymadan duruyordu. Ama bana bir şey çaktırmamaya çalışıyordu, anlıyordum. Tüm bunlar keşke hiç yaşanmasaydı. Biz iyi miyiz diye sorduğunda gözlerimi kaçırdım. Beni affetmedin değil mi diye sordu. Öyle değildi. Sadece emin olmak istiyordum. Bir daha tekrarlanmayacağını bilmem gerekiyordu. Yarimi silip inkar edemezdim. Ama bana sarılırken aklını onun kurcalamasını istemiyordum. Biliyorum, çok şey istiyorum. Sorun değil dedi Yaz. Beni istediğin kadar kullanabilirsin. Artık yanındayım. Her ne olursa olsun. Seni kullanmıyorum dedim. Seni seviyorum diyemedim. Tamam dedi. Zaten sorun değil. Başımı salladım. Hiçbir şey demedim. Sessiz kalmak istemiyordum. İrdelemek, onu sorgulamak istiyordum ama gücüm yoktu. Savaşacak gücüm yoktu. Pekala diyerek hareketlenip başımın üzerine öptü. Görüşürüz. Moralini yüksek tut. Her şey düzelecek. Birinin bunları söylemesi kadar iyi bir şey yoktu. Başımı sallarken gözlerime sevgiyle bakıyordu. Gerçek miydin? Her şeyden gerçek olmanı istiyorum. Uzanıp yanağımı öptü. Sana inanmak istiyorum Yaz. Görüşürüz Çin'e kızı diyerek beni bırakıp hızla kapıya gitti. Onu yolcu ettikten sonra bomboş evde bir başıma kaldım. İç huzursuzluğumla yalnız kalmam hiç değildi doğrusu. Aklıma milyon fikir geliyordu. Tostu ve kahveyi haberleri izleyerek yerken tüm bu olanlar karşısında bir çıkış noktası olup olmadığını bulmaya çalışıyordum.
Gerçek katil yakalanmalıydı. Gerçek suçlunun yakalanması şarttı. Biricik eve geldiğinde hızlı bir duş almış, üzerini değiştirmişti. Nasıl olduğumu sorduğunda karşısında geçmiştim. Bir planım vardı. İyi veya kötü, yeter ki katil yakalansın. Ekibi hazırladın mı? Omuzları düştü. Bu net bir hayır demekti. Biricik, senin yerine ben çıkarım dediğimde şaşkınlıkla gözleri açıldı. Ne? Beni duydun. Ekibi hazırlayamamanın sebebi ne? Yem. Ben katil için yem olurum. Hayır Deva. Biricik başını olumsuz yönde salladı. Kimseye güvenemem dedi. Ayrıca senin benim gibi buna kimse gönüllü olmaz. Neden gönüllü olduğumu biliyorsun. Bunu yapalım. Küçük bir ekiple. Yağız bile bilmesin. Deva, sen Yağız'ı delirtmek mi istiyorsun? Bak, çok korkuyorum. Ama gerçek katil bulunmadan kardeşim masum olamaz. Çoktan geç kalmış bile olabiliriz. Ya yurt dışına kaçtıysa? Kontrol bile edemiyorsun. Çünkü her şeyi batırdın. Gözlerime kırık bakıyordu ama umurumda değildi. Özür dilerim dedi. Bu cümleden nefret ettim. O zaman bana oy. Bunu yapacağım dedim. Ne kadar zor olabilir ki? Oraya gidip onu bekleyeceğim. Siz de tıpkı seni takip ettikleri gibi beni takip ederseniz. Biricik iş geçirdi. Gözlerinde bunu kabullendiğini görebiliyordum. Başka çaresi yoktu ne de olsa. Eğer sana bir şey olursa Yağız beni öldürür dedi. Bana bir şey olmayacak dedim. Umarım. Sonrasında dar kot etekli oturmak çok zordu. Bir de şu aptal topuklu botlar. Yüzümdeki makyajı söylemiyorum bile. Hele de derin dekolteli bu canlı gömleğin içinde. Nokta nokta gibi gözüküyorum dediğimde Tunç bana utangaç bir bakış atmıştı. Her gece böyle çıktım dedi Biricik. Bu çok kötü. Bir de ağzıma sakız verin tam olsun. Biricik gözlerini devirdi. Hazırlanmak için çok vaktim yoktu. Yağız'dan bile gizli bir iş olduğu için ayrıca zordu her şey. Kafamdaki peruklu bu bilgisayar doları bana içinde nefes almak bile zordu. Resmen gerilim filminin içindeydim. Şu dünyaya bakın. Katilin peşine hiçbir vasfım olmadan düşüyorum. Korku filmlerindeki her sese giden gerizekalı kız gibiyim. Yakandaki broş bir kamera dedi Biricik. Onun üzerine kapamamaya çalış. Kulağından da bizi duyacaksın. Kulaklığına iyi yerleştir. Ama çok cevap vermemeye çalış. Başımı anladığımı belirtir şekilde salladım. Kulaklığımı düzeltip saçımla kapattım. Sana saldırdığını gördüğümüz anda geleceğiz dedi Tunç. Yine de yanında biber gazı ve şok cihazını bulundurmalısın. Ekip desteğimiz kısıtlı. Çantaya koydum dedim. Sizce bu gece orada olur mu? Biricik yüzüme baktı. Onu günlerce bekledim ve yanlış kişiyi yakaladım dedi. Gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bekleyeceğiz. Yanlış kişiyi yakaladın derken başımı sallıyordum. Çünkü peşinizde olduğunuzdan haberi vardı. Adam bunun için birine para teklif edip onu yem yaptı. Tunç başını sallarken düşündüğümüzden de zeki biri dedi. Nokta nokta. Telefonum çalmaya başladı. Yağız arıyor dedim. Sen söyle dedi Biricik. Senin planındı. Of, telefonu açıp kulağıma götürdüm. Biricik'le birlikte hava almaya çıktım dedim. Ne? Neredesin Deva? Al Biricik'i veriyorum. Yalan söylemiyorum diyerek telefonu bana şaşkın bakan kıza uzattım. Pes diyerek aldığı telefonu kulağına götürüp Yağız. Biz birlikteyiz. Arabadayız. Konuşuyoruz dedi. Tamam tamam. Evet biliyorum. Tamam evet geleceğiz. Telefonu geri verdiğinde kapalıydı. Ne dedi? Seni geri getirmemi istedi. Çok fazla sinirliydi. Yani geri gitmeyeceğim. Biliyorum o çok sinirliydi. Belki de yanlış yapıyoruz dedi Biricik. Yazdan mı korkuyorsun? Sen korkmuyor musun? Hayır dedim. Kardeşimin işlemediği bir suç yüzünden idam edilmesinden korkuyorum. Tunç Biricik'e baktı. Saat akşam 11 suları. Hayır geri dönmeyeceğim. Arabanın kapısını açtığım gibi bara koşturmaya başladım. Üçüncü adımda tökezlerken son anda düşmeden toparladım. Biricik arkamdan bağırdı ama dönüp bakmadım bile. Güvenlikten sorunsuz bir şekilde geçip müziğin sesini takip ettim. Zifiri. Adı gibi karanlıktı var. Dar bir koridordan geçip renk renk ışıklandırmanın olduğu mekana çıktım. Dönen merdivenden inerken aşağıda kanları kaynayan bir grup insan çılgınlar gibi zıplayıp duruyordu. Hiç dertleri yokmuş gibi rahat ve umursamazlardı. Dünyaya bir kere geldiklerinin farkında bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek çiğniyorlar diğer yüzünü. Deva, bara geçip otur. Biricik, sol kulağıma gelen sesle önüne döndüm ama kimse yoktu. Tabii ya, kulaklık. Yüzün daima somursun diye komut verdi. Kimseye yana yaklaştırma. Bir de sarkıntılık edenlerle uğraşmayalım. İnsan bedenlerinin arasından zar zor geçip kendimi bara attım. Barmen yaklaştığında bira istedim. Hiçbir şey içmeden gözükmem problem olabilirdi. Etrafına bak Deva, kimseyle göz teması kurmamaya çalış. İçeceğini iç. Dolu bardak şüphe çeker. Yer değiştir Deva, böyle iyi, saçını düzelt. Uykum geliyordu. Alkol uykumu getiriyordu. Yağız durmadan arıyordu.
Bu hiç iyi bir fikir değildi. Dışarı çıkıp bir baksam mı diye sorduğumda birkaç saniye kimse bir şey demedi. Sonunda Bilecik dikkatli ol dedi. Gelinip yerimden dikkatli bir şekilde kalktım. Yer göstergelerini takip edip arka çıkışı buldum. Ağır demir kapıyı tekleyerek dışarı doğru açtığımda ilk adımımı attım. Kapıyı yavaşça arkamdan kapatırken kalbim çok hızlı atıyordu. Çıktığımda solumda kalan ara sokağın başına doğru gittim. Kalp atışım hızlanırken tamamen ayılmıştım. Dar sokakta bir kişi ancak yürürdü. Karanlık yüzünden sonu yok gibiydi. Tıpkı bir kara deliğe benziyordu. Sizi yuttuğunda geri vermeyecekti. Deva, boş durma. Dikkat çekiyorsun, sigarayı yak. Ah, çantamı açıp içindeki paketten bir dal alıp dudaklarımın arasına yerleştirdim. Çakmakla yakmak için uğraşırken acemiliğim her şekilde belli oluyordu. Bu meret niye yanmıyor be? Bir anda yüzüme yanan bir çakmak tutuldu. Geriye çekilip başımı kaldırdığımda genç bir adam yüzüme gülerek bakıyordu. Yutkundum. Yara izi yoktu. Oh, yüreğim yeniyordu. Sakıncası yoksa ben yakabilir miyim? Dediğinde arkasındaki arkadaş güldü ki gözlerim onlara kaydı. Sakıncası var mıydı? Deva, bırak yaksın. Tamam, yak. Dediğimde adam ateşi tekrar yakıp sigaranın ucunu tutuşturdu. Bir kez daha acemiliğimi gün yüzüne çıkarmak istemezdim ama sigara içmesini bilmiyordum, sevmezdim. O yüzden yakıcı duman genzimi açtıp anında gözlerimi doldurdu. Bu ne be? Nasıl içiyorsunuz bunu diye konuştuğumda adam güldü. Yeni misin? Hayır, rol yapıyorum dedim. Adam yine güldü. Yakışıyor ama. Hayır, beni böyle tavlayamazsın. Deva, sohbeti kes, içeri gir. Bu gecelik bu kadar. Sigarayı hemen yakınımda duran özel kül tablası içinde söndürüp bu gecelik yeter dedim. Ateş için sağ ol. Ne demek? Adım bu arada Cihat. Güzel isim. Güle güle kullan deyip içeri kaçtığım sırada arkadaşlara güldü. Tuvalete git Deva. Peşinden garanti gelecektir dedi Biricik. Biricik'in dediğini yapıp tuvalete gittim. Epey kalabalıktı. Biraz bekle, sonra arabaya geri gel. Bu gecelik bu kadar. Daha iyi azı açıklama yapacağız. Tuvaletim geldi dediğimde birkaç kadın bana baktı. Bunun için oyalanma dedi Biricik. Hayır, çok geldi diye itiraz ettim. Altımı etmek istemiyorum. Kaç bira içtim biliyor musun? Bunu tutamam. Kadınlar yine rahatsız olarak baktılar ki önümde iki kadın bana sıralarını verdi. Onlara teşekkür edip son bir kadını daha bekleyip kabine girdim. Sakın kamerayı kapatma Deva. Bunu izlemenize ve sesini duymanıza gerek yok dediğimde işim bitince arabaya dön dedi Biricik. 10 dakika içinde geleceğim. Gelmezsen MIT'i gönder. Broşun içindeki düğmeyi kapattığımda cılız yeşil ışığı da söndü. Kulağımın içindeki cihazın yüzeyine parmağımla dokundum. Deneme 1-2-3 Biricik beni duyuyor musun? Ses gelmediğinde kapandığını anladım. Bir anda kabinin kapısı dışarıdan vurulunca korktum. Çık hadi be. Tamam ya. İşimi bitirip çıktığımda dışarıda neyse ki beni bekleyen kimse yoktu. Barın iç kısmına geri döneceğim sırada ara sokağa çıkan kapı açılıp içeri az önceki adam ve arkadaşlara girince arkama anlık dönüp ilerlemelerini bekledim. Onlar insanların arasında karışırken yarı yarıya açık kapıdan son kontrol için çıktım. Bu sefer hiç kimse yoktu. Sokak tamamen boştu. Sol tarafıma dönüp karanlığa baktım. Birkaç adım atıp yaklaşırken bu sokağı aydınlatmak için özel bir güç istiyordum. Hiçbir şey göremiyordum. Bomboş, rahatsız edici bir karanlıktan başka bir şey yoktu. Bu gecede resmen çöpe gitmişti. Biricik bunca zaman bu hayal kırıklığıyla nasıl buna devam edebilmişti? Pes edip arkamı döndüğümde başarısızlıktan dolayı omuzlarım düşmüştü. Bu halimi yazı nasıl açıklayacağımı düşünmeye başlasam iyi olurdu. Yarın gecede gelebilmek için kim bilir nasıl kavga edecektik, beni anlamayacaktı. Sırf beni korumak için, kardeşim için savaşmama izin vermeyecekti. Uzaktan gelen araba seslerini bile bastıran bu sokakta arkamdan yaklaşan ayak sesleri kalp atışlarımla birlikte büyüdü. Tamamen iş güdümle kaçmam gerektiğini hissettim. Ama anlık bir merak veya kaderimin yazılış biçimiyle omzumun üzerine arkama bakma gafletinde bulundum. Karanlıktan geliyordu ve karanlığa aitti. Yüzüme sıktığı şeyle rahatsız olurken ağzımı kapatmak suretiyle varlığını somutlaştırdı. Korkudan elim ayağım boşalmıştı. Bedenimi kontrol edip yönlendirdi. Beni sürükleyerek hemen yakındaki duvara yasladı. Sesim çıkmıyordu. Bedenimin üzerindeki baskısı o kadar ağırdı ki nefesim kesilmişti. Kara basan saldırısı gibiydi. Başımı çevirmeye çalıştım. Ağzıma uyguladığı baskı öyle güçlüydü ki yanaklarım acıyordu. Bu açıdan sadece kara gözlerini görüyordum. İçten içe gülen bir çift kara delik. Bir eliyle yüzünün yarısını örten peçeye indirdi ve rüyalarıma giren yarasını gördüm. Ağzı yarasından dolayı korkunç bir açıyla duruyordu ki güldüğünü görünce kanım çekildi. Geri dönüşüm olmayacaktı. Nokta nokta. Sonrasında Deva'nın kaçırılmasından 20 dakika sonra.
Aklıma gelen başıma gelmişti. Deva korktuğum şeyi yapmıştı. Bana hiç acımamış, arkasında bırakacağı enkazı umursamamıştı. Yaptığı şey sorumsuzcaydı. Kendine hiç acımadan ateşin içine atmıştı. Neden yaptığını biliyordum. Yerinde olsam aynısını yapacaktım da. Ölüm karşısında bile aile önce gelirdi. Biliyor ve anlıyordum. Ama onu bir şekilde kaybedemezdim. Benim de yanında olmama izin vermeliydi. Seninle gelmeliydim. Deva, bensiz niye gittin? Yüzümü ellerimin arasına alıp sıkıştırırken dayanma gücü deniliyordum. Akıl saati ve Deva'ya hiçbir şey olmamasını. Allah'ım, yalvarıyorum, ne olur ne olur ona bir şey olmasın. Böyle bir acıyı bu aciz kalbim kaldıramaz. Bu sefer bendeki emanetin olan bu canı almaktan çekinmem. Bu sefer bu dünyada yaşayamam, yalvarıyorum. Nokta nokta barak kızı nasıl tek başına gönderirsiniz? Ne Tunç ne de Bilecik yüzüme bakabiliyordu. Bu sefer işi çok fena batırmışlardı. Bana neden haber vermediniz? Allah aşkına Bilecik, böyle bir şey yapmasına nasıl neden göz yumdun? Onu bir katilin inine nasıl savunmasız bir şekilde gönderirsin? Bağırmaktan boğazım acıyordu ama umurumda değildi. O kadar sinirliydim ki birini öldürene kadar dövebilir, saatlerce koşabilirdim. Tam olarak gözümün döndüğü noktadaydım. Çıldırmıştım. Deva kaçırılmıştı. Yoktu. O katilin elindeydi. Bizi kendi tuzağımızda yakalamıştı ve ben her şeyimi kaybetmek üzereydim. Arkamı dönüp duvarı yumruklarken canım acımıyordu. Bu siniri bir şekilde boşaltmalı, sakince düşünme yetimi tekrar kazanmalıydım. Yas, dur lütfen, elin kanlar içinde kalmıştı. Umurumda değil. Aman Allah'ım, ben Deva'ya bir şey olmasını istiyorum. Sakinliğimizi korursak elimizdekilere bakar bana buluruz diye Tunç. Şu an için tüm Ankara ekipleri bu vakaya atandı. Sakinlik mi? Sakinlik. Kız nerede Tunç? Kimin elinde? Kimle? Masasında bulunan ufak taştan yapılmış hayvan figürünü alıp gerilerek cama doğru fırlattığımda cam patlayarak kırılırken Bilecik çığlık atmış, kendini korumak için çömelmişti. Al sana sakinlik dedim, beğendin mi? Allah aşkına yaz, birine bir şey olabilirdi, lütfen dur artık. Biricik'in üstüne yürüdüm. Birine bir şey olacak gibi hissediyorum dedim gözlerinin içine bakıp. Eğer o birine bir şey olursa olmayacak. Üzerindeki takip cihazını etkinleştirdiği anda onu bulacağız dedi. Lanet cihaz, neden kapattı bu kız? Nokta nokta cihazı açık kalmalıydı değil mi? Neden kapattı? Tuvalete gitmişti. Geri dönecekti. Ama dönmedi dedim. Her nefes alışımda göğsüme bir şey batıyordu. Acı veriyordu çok fazla. Özür dilerim yaz. Sakın. İşaret parmağımı yüzüme kaldırdım. Sus, sakın özür dileme. Özür bir küfür gibi. O adamın elinde. O adam bir katil dedim. Aklıma yaptıkları geldikçe gözlerimi açmak istemiyordum. Boğazı kesilmiş kadınlar, gözleri oyulmuş, tecavüz edilmiş. Allah'ım, böyle bir şeye izin vermemeliydin Biricik. Onu o lanet bara yalnız göndermemeliydin. Karşısından ayrıldım. Nefes alamıyorum. Aman Allah'ım, bunu neden yaptın Deva? Kim bilir şu an neredesin, nasılsın? Ali odaya girdiğinde ona baktık. Tüm ekipler teyakkuza geçmiş durumdaydı. Civardaki tüm kamera mobeseler takip alındı. Salona geçiyoruz, çabuk olun. Başımı olumsuz yönde sallarken içimi daraltan bir şey vardı. Uğursuz bir his. Sonu iyi gitmeyecek karanlık bir kabusa çekilirken nefes alamıyordum. Bu noktaya nasıl gelmiştik? Bu öngörülebilir bir şey miydi? Deva, bizim kaderimiz niye böyle yazıldı? Benim suçum ne? Sonrasında Deva'nın kaçırılmasından 40 dakika sonra. İşler öyle hızlı ters yüz olmuştu ki emniyete tam bir kaos hakimdi. Sigaramdan büyük bir nefes çekerken gözlerimi bilmem kaçıncı kez sildim. Zamanın yaptığı şey buydu, geçip gitmek. Onu durmak için o kadar aciz ve yetersizdi ki sevdiklerimizi bizden alıp götürmesine hep izin veriyorduk. Kameralarda hiçbir şey yoktu. Bar ve etrafı temizdi. Nokta nokta katil zekiydi. Biz de resmen oyun oynuyordu. Onu nereye nasıl götürdüğünü bir türlü bulamıyorduk. Tüm iş sende Deva. Şu lanet takip cihazını çalıştır lütfen. Seni bulmamıza izin ver. Özür dilerim yaz. Yanıma sessizce yaklaşan Biricik'e baktım. Özür dileme. Bundan nefret ediyorum dedim. İşini yap ve onu bul. Sağlam bir şekilde. İş geçirdi. Durumdan mutlu olmadığını biliyordum. Gitmek istedi. Onu zorlamadım dedi. Neden yaptığını da biliyorsun. Benim elim kolum bağlıydı. Tek yapmak istediğim katili yakalamaktı. Başımı olumsuz yönde salladım. Bana haber vermeliydin dedim. Gitmesine izin vermeyeceğini düşünüyordu. Tabii ki vermezdim. Senin de gitmeni hiç istemedim. Biricik, ben böyle bir şey yaşamak istemedim. Ama şu hale bak. Ben o kıza... Gözlerimi elimle örtüp göz pınarlarımı sıktım. İnat edeceğini biliyordum. En azından arkasında olur onu korurdum. Böyle olmazdı dedim. Ben onu yalnız bırakmazdım. Şimdi olanlara bak.
Biricik gözlerini silip başını salladı. Özür dilerim, ona bir şey olmasını istemiyorum dedi. Sigaramı söndürüp yüzüne baktım. O zaman onu sağ salim bul ve gerçek katili bir an önce yakala. Sonrasında deva özünün kaçırılmasından 60 dakika sonra. Seni nokta nokta savcı. Her şey senin yüzünden oldu diyen Devran şimdi de şahsı hakaretten dolayı tutuklanacaktı. Biricik iyice duvara sinmişken duvarı yumruklamaya başladı. Öfkesine hakim olamamasını anlıyordum, haklıydı. İki polis kollarına girip onu geri çekti. Devran'ın gözleri o anda beni buldu. Adi herif, senin yüzünden oldu. Neden o onu yalnız bırakmayacağını söylemiştin, bana söz vermiştin. Devran özü, ablası için bana saldırmak isterken iki memur onu güçlükle tutuyordu. Perişan görünüyordu. Haberi alır almaz salak gibi emniyete gelmişti. Kaçak bir katildi sonuçta. Beklemesi gerekirdi. Ha, beklemek. Ablası gibi o da aynı işte. Konu birbirleri olunca kendilerine düşünmüyorlardı. Adamlara baş işareti verdiğimde Devran'ı bıraktılar. Renk körü bir boğanın siniriyle bana saldırdı. Göğsümden ittiği gibi tökezledim ki attığı yumruklara düştüm. Sorun değildi. Suçlu hissediyordum. Canım acımıyordu. Yakamdan tutup beni doğrulttuğunda yüzüne baktım. Benden kaç yaş küçüktü. Benden ne kadar güçlüydü. O neden yalnız bıraktın? Ya ona bir şey olursa diyerek beni itiyerek bıraktı. Doğrulup yerde oturmaya devam ederken benden uzaklaşan Devran'a baktım. Perişan. Perişanlık. Bak Deva, bize ne yaptığına bak. Keşke beni de yanına alsaydın. Eğer ona bir şey olursa... Olmayacak dedim. Onu bulacaklar. Başını iki yana sert bir şekilde sallarken kolunu yüzüne sildi. Bir katilin elinde dedi kırık kalın bir sesle. Etrafını saran polislere baktı. Gözünü biriciye dikti. Kız kardeşim bir katilin elinde. Çünkü siz yalnız kişi yakaladınız. Susup yere tükürdü. Eğer ablamı öldürürse suçlu sizsiniz. Katil sizsiniz. Sonrasında deva özünün kaçırılmasından 75 dakika sonra. Devran'ın alındığı odaya girdiğimde onu köşedeki tekli koltukta otururken bulmuştum. Yanındaki koltuğa çökerken sessizdim. Deva'nın takip cihazını açmasını beklerken zaman geçip gidiyordu. Her geçen bir dakika akılları en kötüsünü getiriyordu. Sonuçta şimdiye kadar açmadıysa ya hiç açamazsa? Daha kötüsü olamaz derken bile sürekli en kötüsü oluyor dedi. Gözlerimi açıp Devran'a baktım. Hayatımın içine ettim. Şimdi de o. Eğer ona bir şey olursa... Sus. Gözlerimi yumarken başımı tutunan ağrıya da ötelemeye çalıştım. Kötü şeyler düşünmemeye çalışmak şu durumda o kadar zordu ki. Neden burada oturuyoruz? Çıkıp onu arasak ya. Devran ayağa kalkıp volta atmaya başladığında bile onu izlemek beni yoruyordu. Nerede aramayı planlıyorsun diye sordum. Bilmiyorum. Adını aykıra aykıra sokaklarda gezersem anca rahatlarım dedi. Böyle boş boş bekleyince içim daralıyor. Başımı salladım. Haklı. Ben hiç iyi değilim dedi bana dönerek. Bana o kadınların Allah'ım fotoğraflarını gösterdiler. Ya devaya ona bir şey olursa ben yaşayamam. Kes artık Devran, ona bir şey olmayacak. Oturduğum yerden ayağa kalkıp karşısına geçtim. Neden biliyor musun? Çünkü o vazgeçmeyecek, pes etmeyecek. Israrcı ve inatçı, o iyi olacak dedim. İyi olmalı, olmak zorunda. Ağlamamak için kendini tutmasına gerek yoktu. Elimi ensesine atıp başını kendime doğru çekip alnını omzuma yasladım. Ona güveniyorum dedim. Deva çok akıllı ve güçlü bir kadın. Ne yapacağını kestirmek zor ama sevdiklerini böyle geride bırakmaz. Seni korumak için yaptı. Geri dönecektir, dönmesi gerek. Benim suçum dedi. Arkamı toparlama konusunda takıntılı benim için gitti. O geri döndüğünde arkanı bir daha dağıtmasa niye edersin dedim. Yoksa bu sefer elimden seni kimse alamaz. Güler gibi oldu. Geri çekilip başını salladı, yüzünü sildi. Onu seviyor musun diye sordu. Ciddi. Seviyorum. Birden gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Onu çok seviyorum dedim. Devran başını sallarken güzel. Bunu ona da söyle dedi. Senden duymaya ve sana inanmaya ihtiyacı var. Başımı eğdim. Biliyorum. Devran'ı arkamı dönerken açık pencerenin önüne geçtim. Biliyorum. Özür dilerim Deva. Sana baktığımda seni göremediğim için, sana hak ettiğin sevgiyi veremediğim için özür dilerim Deva. Sana hiç seni sevdiğimi söyleyemediğim için. Bir şeyler elimizden alınınca kıymete biner ya, değeri ancak başına kötü bir şey gelince anlaşılır ya. Bunu telafi edebilmem için çok küçük bir şans istiyorum. Öyle küçük olsun ki gerçekleştiğinde bu evrende kimse bu şansın benden yana olduğunu bilmesin. Bu sefer benden almaya çalışmasınlar. Kalbime batan bu yükle bir kez daha bu denli sınanırken sana bir şey olma ihtimalini de aklıma getirmek istemiyorum Deva.
O nokta noktayı faka bastırıp seni kurtaracağız. Bunları da atlatacak, daha güzel günlere birlikte sahip olacağız. Değil mi Çini kızı? Bundan sonra sensiz olmaz, bundan sonra benden hiçbir şey olmaz. Yalvarıyorum ki sana bir şey olmasın. Odanın kapısı birden ardına kadar açıldı. Tunç, takip cihazını açtı dedi, gidiyoruz. Ah şükürler olsun. Sonrasında Deva'nın anlatımıyla. Batırdım. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Oysa ki ben sadece kardeşimi kurtarmak istemiştim. Neden buradayım? Neden o bunu yapıyor? Niye bu kadar öfkeli? Bu öfkenin menziline giden herkes ölmeli mi? O kim ki? Bu hakkı ona kim verdi ki? Keskin pis koku burnumu yakarken göz kapaklarım çok ağırdı. Ölü müyüm, baygın mıyım? Bu suyun sesi mi? Suyun içinde mi yürüyor? Beni kollarında mı taşıyor? Bana dokunmasını istemiyorum. Bu koku... Bekle, burası kanalizasyon mu? Demek ki kadınları böyle kaçırıyordu. Hiçbir kameraya yakalanmadan işini böyle hallediyordu. Hayır, ben burada kalamam. Benim için son böyle olmamalı. Ama iş gücüm yok. Gözlerimi dahi açamıyordum. Onunla nasıl savaşacaktım? Nereye gidiyor hem? Beni nereye götürüyor? Kaçırdığı kadınların gözlerini oyup boyunlarını kestiği yere mi? Onlara tecavüz ettikten sonra bedenlerini taş ve çiçeklerle süslediği gizli mabedine mi? Hayır, lütfen. Ben oraya gitmek istemiyorum. Lütfen. Ben ölmek istemiyorum. Ah, başım çok dönüyor. Gözlerimi dahi açamıyorum. Yardım edin. Sonrasında neler oluyor? Şimdi baş aşağı sarkıyordum. Bedenimi bir çuval gibi omzumun üzerine atmıştı. Kollarım aşağıya uzanmış sallanıyordu. Bacaklarımın arkası sıkıca tutuyordu. Bana dokunmasını istiyordum. Bu midem bulandırıyordu. Böyle baş aşağı olunca gözlerim kararıyordu, kulaklarım uğulduyordu. Adımları ağır bir şekilde beton zemin üzerinde ıslak ayakkabılarının izlerini bırakıyorken bu beni daha da uyuşturuyordu. Nereye gidiyordu bu adam? Beni nereye götürüyordu? Lanet olsun. Kaldır kafanı Deva, karşı koy Deva, savaş Deva. Uyan! Hiç gücüm yok. Benden her şeyi emip almış gibi. Bu bedenin ruhu nerede? Ve bir şey, biri... Biri bana dokunuyordu. Şimdi betonun üzerinde yerde yatıyordum. Boğulurcasına nefes almaya çalışırken gözlerim yanıyordu. Nefes almak neden bu kadar zor? Kalbim çok acıyor. Bir şey kalbime batıyor gibi. Kalp krizi mi geçiriyordum? Hayır, panik ataktı bu. Hissettiğim korku kalbimi sıkıştırıyordu. Ayakkabımın ayağından çıkarttığını hissettim. Hayır, bekle. Ayağımı çekmeye, nefes almaya ve karşı koymaya çalıştım. Denedim. Beni zapt etmek için ayak bileğimi sertçe çekince bedenim kaydı. ''Rahat dur.'' dedi kalın sesiyle. ''Hayır, yapma, lütfen yapma, dokunma bana.'' ''Bu benim sesim mi? Ne kadar yabancı, ne kadar pürüzlü. Neden ağlıyorum ki? Bırak beni. Kes sesini.'' Başını kaldırıp sonunda yüzüme baktı. Şapkası yoktu. Yağlı uzun saçları geriye taranmıştı. Yüzünü gördüm. Katilin yüzünü gördüm. İç ürperten korkunç rasıyla göz göze geldim. ''Aman Allah'ım, bunu sana kim yaptı? Neden?'' Sağ yanağında uzun derin bir kesik vardı. Gözünün hemen altından başlayıp çenesine kadar iniyordu. Kesiğin ortasında tam yanağında bir çukur vardı. Aman Allah'ım, oradaki delikten ağzının içinin karanlığı görülebiliyordu. Bu nasıl bir yara böyle? Üzerime doğru yükselip yüzünü yüzüme yaklaştırdığında başını çevirdim. Hayır, hayır dur, yapma, gelme. Geri geri sürünerek kaçmaya çalıştım. Hissettiğim tek şey korkuydu. Kusursuz bir korku hissediyordum. Mantıklı düşünemiyordum. Nasıl düşünüleceğini bile hatırlamıyordum. Çünkü biliyordum ki o bana merhamet edecek son kişiydi. Tüm o kadınlara yaptıklarına çok yakından tanık olmuştum. O merhametle hiç tanışmamış biriydi. Bana bakan bu gözlerin sahibi insan değildi. Üstüme çıkıp beni zapt etmek için omuzlarımdan bastırdığında ona vurmaya çalıştım. Aklımı kaçıracak kadar korkuyordum. Bir katille bu derece yakın olunca ve yapabileceklerini düşününce aklıma nasıl mukayyet olacaktım? ''Bırakmam seni. Bir yere gidemezsin.'' dedi. ''Artık burada benimlesin. Sen diğerlerinden farklısın biliyorum. Beni arıyor gibiydin. Beni mi arıyordun? Buldun işte.'' ''Hayır, hayır ben sana bir şey yapmadım.'' dedim. Uyuşukluk halinden sırılıyordum. Sonunda ayılıyordum. Ayaklarımla kendimi itmeye çalıştım. Bu boşuna bir çabaydı. Benden güçlüydü. ''Sana hiçbir şey yapmadım.'' derken özellikle arasına bakmıyordum. ''Bırak beni. Bırak ben bir şey yapmadım.'' ''Yaptın.'' dedi. ''Hepiniz yaptınız.'' Her zaman yaptınız. Ne? Birden çenemi tuttuğunda çiz bir çığlık attım. Sert bir şekilde beni sabitlerken yüzüme yaklaştı. Bak diye bağırdı. Gözlerini açıp yüzüme bak.
Yaramı görmekten korkuyor musun? Ben onunla yaşıyorum. İyi bak ona. Bak ve gör. Yanağını yüzüme sürttüğünde şiddetli bir şekilde çığlık attım. Yapma ne olur. Ben oyum dedi. Yatağın altında saklanan canavarım. Seni yemeye geldim. Hayır, hayır. Ben buraya kadar düşünmemiştim. Onu yakalamaları gerekiyordu. Neredelerdi? Lanet olsun. Gözlerimi açtığımda gözlerine bakmaya çalıştım. O yarayı sana ben yapmadım dedim. Biz hiçbir şey yapmadık. Kafamı ittirerek yere sertçe çarpmama sebep oldu. Birden gözlerimin önünde ışıklar patladı ve her yer karardığı gibi aydınlandı. Canım çok yanmıştı, gözlerim yaşardı. Üzerimden kalkıp başımda durmaya başladığında kafamı ovuşturuyordum. Ben de hiçbir şey yapmamıştım dedi. Sadece annemi istiyordum. O zamanlar ister istemez aciz oluyoruz. Onlara muhtaç olmaktan nefret ettim. Bakamayacakları kadar çocuk yapmak şehvet düşkünlüğünden başka bir şey değildir. Aşk gözü nokta noktanın tekiydi zaten. Her kadın öyle değildir. Ne? Bunu sana annem mi yaptı diye sordum bu yarayı. Evet, makas sapladı yüzüme. Çok kan aktı. Aman Allah'ım. Tüm aciz benliğinin altında sorunlu bir aile ve anne yatıyordu. Ne yazık ki daima anne yüzünden oluyordu bu. Başını eğip gözlerime baktığında yüzümü silip doğrulmaya çalıştım. Deva dayan kurban değilsin sen, onu oyala vakit kazan. Cihaz, takip cihazı. Tüm görüntüleri aynen nakledebilir, beni bulmaları için bir işaret gönderebilirdi. Açmalıyım, sonrası poliste. Sadece onu oyalamalıydım. Bunu yapabilirim. Sağ deneyimi gibi düşün Deva. Bu bir düzenek. Sınavı geçmen gerek. Anne, o kadın bir anne değildi dediğinde ona baktım. Daha 6 yaşındayım. Ne? Neden bunu yaptı diye sordum. Eğer annen olsaydım bunu sana yapmazdım, yemin ederim. Bunu sana yaptığı için özür dilerim. Gözlerime. Sanki benden iğreniyormuş gibi bakıyordu. Derinlerde bir yerde korkunç bir başka yarası vardı. Ve sorunlu beyni tam olarak oradan besleniyordu. Benim sözlerim ona işlemiyor gibiydi. Cinayetlerin temelinde annesine duyduğu öfke ve nefret yatıyordu. Ben burada ne yapabilirdim ki? Birden çömelip benimle yüz yüze geldi. Korkarak geri kaçtığımda tekrar çenemden tutup beni sabitledi. Kaçmaya çalıştığımda dersler sıktı. Nokta nokta dedi yüzüme karşı. Her zaman nokta nokta öldürür. Sen de beni öldürdün. Eğer onun elinden kaçıp kurtulmasaydım o da beni öldürecekti. Nokta nokta hayatta bırakmamalısın. Çünkü geri dönüp onları öldüreceğimizi bilirler. Başımı olumsuz yönde sallarken ağlamamak için dudağımı ısırıyordum. Hayır, bu çok kötü. Kara gözlerimdeki netlik sözlerine imza atıyordu. Anneni öldürdün mü diye fısıldadım. Yüzüme baktı. Çenemi bıraktı ama ayağa kalkmadı. Bir bakalım dedi. Evet, onu öldürdüm. Gülerek anlatıyordu. Zevk alıyordu. Ama bu anlatmak istediğim bir hikaye değil dedi. Onun yerine sana gidişattan biraz bahsedeyim mi? Elini boynumda gezdirdin, elimden kaçtım. Gözlerime baktı. Boynunu kulaktan kulağa keseceğim dedi. Bu terimi bilirsin. Kulaktan kulağa. Biraz yanlış biliniyor. Asıl olay boynun kulaktan kulağa kesikken acısının farkına varmadan kanında boğuluyor olman. Çıkan o ses ve sıcacık kanın ne kadar iyi olduğunu bilemezsin. Sonra güzel gözlerini oyup anı olarak alacağım. Bedeninle tatmin olacak. Onu çiçeklerle süsleyeceğim. Seninle işin bittiğinde serime hayran kalacaklar. Aptallar sürüsü beni asla bulamayacak. Midem çalkalanıyordu. Bunu yapabileceğini hissediyordum. Ben sana bir şey yapmadım dedim. Aman Allah'ım sen neden yapıyorsun bunu? Gözlerine bakmak istemiyordum ama benden ayrılmıyordu. Yaptın dedi. Bu dünyadaki tüm kadınlar bana hep aynı kötülüğü yaptı. Beni hiçbiri sevmedi, sevmeyecekti. Gözlerimi yumdum. Yaşlar yanaklarımdan süzüldü. Nokta nokta mahvoldum, ona ulaşamıyorum. Bu haddeye gelen ardışık bunca cinayeti izleyen biri zaten kaybolmuştu. Ruhu tamamen çürümüş, yerini şeytani bir varlığa bırakmış olmalıydı. Ayağa kalktığında direkt uyuşmanız gerekiyor diyordu. Böyle olunca çenesi düşük yalvarmalarınızla uğraşıyorum. Sesinizden hoşlanmıyorum, iğreniyorum. Onu izlemeye kesip etrafa göz atmaya çalışıyordum ki bomboş bir yerde olduğumuzu düşündüm. Yüksek demir tavanı ile burası. Hayır, olamaz. İlk cesedin bulunduğu yerde burası. Burayla bir bağ olmalıydı. O yüzden tekrar ve tekrar burayı kullanıyordu. İnsanlar cesedin üzerine buraya yaklaşmazken iyice ona ait olmuştu. Her kızı burada öldürüp cesetlerini muhtelif yerlere atıyordu. Polis bunu nasıl kaçırırdı? Bakışlarım biraz ötemde yatan başka biriyle kesince gözlerime inanamamıştım. Burada başka bir kadın daha vardı. Üzerine çoktan beyaz bir elbise giydirilmişti ama gözlerini açıp kapıyor, zar zor aldığı nefeslerinde göğsü yükselip alçalıyordu. Yaşıyor. Aman Allah'ım yaşıyor.
Adamdan yana bir bakış attığımda yığıntının arkasında olduğunu görünce emekleyerek kıza yaklaştım. Dizlerimin kesilmesi ya da hissettiğim diğer başka acıları göz ardı ettim. Ona ulaştığımda ağladığını gördüm. Kalk, benle gel dedim. Sesim titrek ve güçsüzdü. Ayağa kalkamıyorum diye fısıldadı. Yapmam gerekiyor. Birlikte onunla baş edebiliriz. Onu kaldırmaya çalıştım. Kaç gündür burada? Çok kötü görünüyordu. Yüzünün rengi gitmişken dudakları yara içindeydi. Elleri kesiklerle doluydu. Uzun siyah saçları düğüm düğüm olmuştu. Bir cesetten farkı şu an sadece nefes almasıydı. Zar zor doğrulduğumda bile nefes nefese kaldı. Git dedi beni ittirip, sen git sen kurtul. Başımı olumsuz yönde salladım. Hayır, birkaç gün sonra seninle otopsi masasında karşılaşmak istemiyorum, lütfen kalk dedim. Bir yolunu bulalım ve buradan birlikte çıkalım. Beni bile burada onunla yalnız bırakmasını isterdim. Beni bile kurtarsın isterdim. Gözlerinde korkuyu görebiliyordum. Onu bırakıp gidemezdim. Titreyen bacaklarım daha beni taşımazken ona güç olmaya çalıştım. O bir ölü. Sesini ensemde hissettiğimde titredim. Arkama dönmeye korkarken kız ellerinden kayıp yere düştü. Git dedi. Beni bırakıp kaç. Hayır. Kızın başına çömelirken arkama döndüm. Rahat bir şekilde bizi izliyordu. Onun için yaralı bir yemden başka bir şey değildi. Kaçamazdık bile, bundan zevk alıyordu. Sen bir katilsin dedim. Sana yalvarmak istemiyorum ama beni buna mecbur ettin. Allah aşkına, bizim burada ne işimiz var? Sana bir şey yapmadık. Hayatının boktan oluşu bizim suçumuz değil. Lanet, hayatını düzene sokmak için tedavi olmalıydın. Katil değil. Kes sesini. At dudağımı ısırdım. Elinde boş bir şırınga vardı. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Bu lanet yerde bu aklını kaçırmış caninin elinde ölmeyecektim. Bize de anlattıklarını mı yapacaksın? Neden yaptın? Neden yapıyorsun? Buna sebep olan biz değiliz. Annen değiliz biz senin. Nokta nokta değiliz. Sen de bizim nokta noktamız değilsin. Üzerime bir ışım yürüyüp yakamdan tuttuğu gibi beni ayaklarımın üstüne tek seferde kaldırdığında yüzüme çok sert bir tokat attı. Beni bir anda bıraktığı için tokatın da etkisiyle yere kapaklandım. Hıncını alamamış gibi bir de karnıma tekme attı. Ah, beni döve döve öldürecekti belki de. Diğer kızın iniltili ağlama sesini duyabiliyordum. Özür dilerim, yeterince güçlü değilim. Kesin sesinizi, kesin sesinizi, kesin! Kollarımı karnıma sarmıştım. Yanağımın acısı tarif edilemezdi. Dilimde hissettiğim kanımı tükürürken ağlıyordum. Gözüm üzerimdeki gömleğin içindeki broşa takıldı. Tabii ya, şimdi tam vakti, deva, aç onu. Ona arkamı dönüp broşun arkasında kalan küçük dışı tırnağımla yukarı doğru çektim. Cılız yeşil ışığı yanmaya başladı. Çalışıyor, şükürler olsun. Hadi beni bulun lütfen, geç kalmayın, bizi kurtarın lütfen. Sence ben intikam mı alıyorum diye sordu. Ne? Siz nokta noktaları öldürerek sence ben intikam mı alıyorum? Ya ne? Gücün yetiyorsa bana gündüz gözüyle saldır. Eşit, ah. Geldiğini görmemiştim bile. Sırtıma attığı tekmeyle ters bir açıyla gelirken acıyla iki büklüm oldum. Kusacaktım ya da ölecektim. Omzumdan tutup yüzümü yüzüne çevirdiğinde kudurmuş gibiydi. Onu sadece kışkırtıyordum. Yanlış yapıyordum. Ama bu durumda doğru neydi ki? Seni öldürmem için bana yalvaracaksın dedi. Ama seni duymayacağım. Hepsi bana yalvardı. Hiçbirini duymadım. Çünkü annem de beni hiç duymazdı. Yüzüne tükürdüm. Nokta nokta ve annene ağla dedim. Bu cesareti nereden bulduğumu ben de bilmiyordum. Şahsına karşı hissettiğim nefret korkumu yeniyordu belki de. Aşağılık bir varlıktan medet ummayacak, ona hayatım için yalvarmayacaktım. O kim oluyordu? Beni öldürecek hakkı ona kim vermişti? Psikolojisi bozuk lanet herif. Bırak beni. Bir anda ayağa kalkıp saçıma asıldığı gibi beni sürüklemeye başladı. Bileğine tutundum ki saçım çok acımasın diye, ama nafile. Saçımdan çekip bedenimi sürüklerken acımaması imkansızdı. O kadar canım yanıyordu ki kafaderimin yüzüldüğünü hissediyordum. Canım acımasın diye ona ayak uydurmaya bile çalıştım. Daha çok bastırdı. Çığlık çığlığa bağırırken boğazım acıyordu. Bizi duyan kimse yok mu? Bir anda diğer ayağını az önceki kız tutunca tökezler gibi oldu. Biz sadece yaşamak istiyorduk. Bunun için de pes etmeden savaşacaktık. Görüş alanıma küçük bir cam parçası girdiğinde hiç düşünmeden elimi alıp sivri tarafını bacağına sapladım. Haykırarak beni bıraktığında kızı kaldırdığım gibi ağırlığını yüklenerek koşturmaya başladım. Bomboş bir fabrika, saklanacak bir yer yoktu. Ortasında bulunan su dolu havuzu geçerken buranın yağmur suyuyla dolduğunu düşündüm. Dışarıda deli gibi yağmur yağıyordu. Sesimizi kimse duymazdı. Birileri gelene kadar hayatta kalmak zorundaydık. Acaba suyun içinde saklanabilir miydik? Moloz yığınlarına dönünce kıza gördüğüm dar yere girmesini söyledim. Burada saklan, sakın dışarı çıkma dedim. Gömleğimdeki broşu çıkarıp eline verdim. Buna iyi bak. Yardım yolda.
Başını salladı, lütfen dikkat et dedi. Tekrar ayağa fırlayıp koşmaya başladım. Elim cam kesiyor olmuştu ve kanıyordu ama sorun değil. Şu an sadece var gücümle koşmalıydım, vakit kazanmalıydım. Bunu başarmalıydık. Ölmek istemiyordum. Onun ellerinden böyle aciz bir şekilde ölmemeliydik. Buraya gelin, ne cüretle kaçarsınız. Sizi küçük nokta noktalar, sizi yakaladığımda etlerinizi küçük parçalara bölüp köpeklere besleyeceğim. Havuzun kenarına gelince kenarına oturup yavaşça suyun içine girdim. İçine düşen karton parçasına doğru yüzüp onun altına gizlendim. Nefesim ne kadar tutabilirdim ki? Su buz gibiydi. Çok üşüyordum. Sadece biraz dayanmam gerekiyordu. Yaz, neredesin Yaz? Çok korkuyorum. Ben burada çok korkuyorum. Sonrasında benimle dalga geçiyorsunuz. Bunun beni daha da kızdırdığını bil. O kafanı bedeninden ayıracağıma söz veriyorum. Sizi uyuşturup... Sesi ben suyun altında olduğum için uzaktan geliyor gibi olsa da tam olarak havuzun etrafından geçiyordu. Topallayarak ilerlemeye devam etti. Kafamı biraz kaldırıp kartonun altından nefes almaya çalıştım. Lütfen nerede kaldınız? Takip cihazı çalışmamış mıydı acaba? Duyduğum çığlık sesiyle irkilirken belki de sudan çıkmamam gerekiyordu. Ama yapamazdım. Burada beni bulmasını, beni boğarak öldürmesini bekleyemezdim. Kartondan kurtulup kenara yüzdükten sonra havuzdan çıktım. Duyduğum sese doğru gittim. Kızı yakalamıştı. Ben de sizi arıyordum dedi bana bakıp. Şu işe bak. Birini bulunca diğeriniz ayağıma geldi. Kıza baktım, bana bakıyordu. Elini yumruk yapmışken broş tuttuğunu biliyordum. Kaç lütfen dedi ve adamın üzerine atladı. Lanet olsun. O son gücüyle savaşırken arkana dönüp koşmaya başladım. Özür dilerim. Buraya sadece kardeşimi kurtarmaya gelmiştim. Denedim. Seni de kurtarmaya çalıştım. Böyle olduğu için özür dilerim. Çığlık sesi bir anda kesilince tökezleyerek durup arkama baktım. Nokta nokta. Hayır. Seni lanet nokta nokta. Gördün mü ne yaptığını? Herkes senin yüzünden ölüyor. Sesi sert ve ürkütücü bir şekilde etrafta yankılanırken tekrar koşmaya başladım. Feda olunan canların uğruna bana birçok iş yolu açılsın. Lütfen bu caniyi yakalayalım. Ulaştığım kapıya çarparak dururken açılmaması beni daha çok telaşa sokuyordu. Üzerindeki zincirli asma kilidi çıplak elle asla açamazdım. Kapıyı yumruklamaya, tekmelemeye başladım. Lanet olsun, açıl, açıl, açıl. Buradan çıkış yok. Arkamı döndüğümde yaklaştığını gördüğüm için tekrar koşmaya başladım. Büyük alanda lanet olsun ki saklanacak küçücük bir delik bile yoktu. Gözünden kaçmam imkansızdı. Belki de birileri beni bulana kadar sadece koşmalıydım. Ayaklarım çıplakken kesiklerin yakıcı acısını hissedebiliyordum. Ciğerlerim şiştikçe şişiyor ve acıyordu. Dışarıdan gök gürültüsüne eşlik eden yağmurun sesi geliyordu. Herhangi bir uyarana ihtiyacım olmadan vücudum koşmamı emrediyordu. Korku. Hissettiğim en büyük gerçek buydu. Ölümün gerçekliği beni korkutuyordu. Bu his içimden gelip bana kaçmamı emrediyordu. Korktuğum tehlikeden kendimi korumam gerekiyordu değil mi? Yaşamak için savaşmalıydım değil mi? İyi de neden kaybettiğimi hissediyorum. İnsan Azrail'den kaçabilir mi? Ah, özür dilerim Devran. Sana daha iyi bir abla olmalıydım. Hatalarının sorumlusu bendim. Özür dilerim. İnsan kendi kendine tuzak olur muydu? Olurmuş. Ayağıma takılıp tökezlerken hızlı olduğum için dengemi sağlayamadım. Adeta uçarcasına düşüp yuvarlanmaya başladım. Duvarın kenarındaki poşetler çarpışmaya fül etmişken sağ yanağımdan bel boşluğuma bir şey saplandığı anda nefesim kesildi. Göğsüme büyük bir ağrı çöktü. Acıyla çığlık atarken içime giren demir parçasını tuttuğumda hareketsiz kaldım. 30 santimlik kısmı dışarıda kalmışken demirin ne kadar içimdeydi? Kanımın taze sıcaklığını tenimde hissedebiliyordum. Çok hızlı yayılıyordu. Her şey bir yana, gelişimin şiddetiyle üstüme bir şey düşmüştü. Etraf karanlıktı ama gözleri olmayan yüzünü seçebiliyordum. Bedenden kaçmaya çalışıyordum ama o demir parçası hareketsiz kalmama sebep oluyordu. Aklımı kaçıracakmış gibi hissediyordum. Bir ceset daha hem de üstüme düştü. Aman Allah'ım, katilin gözlerinin donanla bir araya geldim. Bu gerçekti, o gerçekti. Ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştım. Hissediyordum. Tüm bu kaçma, kovalamaca sadece vakit kaybıydı. Tanışmışsınız dediğini duydum. Üstümden cesedi kaldırdıktan sonra beni de yerden kaldırdı. Canın acısını, akıp giden kandan başka bir şey düşünmezken ayakta durmak bana sadece ızdırap veriyordu. Demir parçasını gördüğün deliyle uzanıp tek seferde tereddüt etmeden çektiğinde acı çığlıklar attım. O bana acımıyordu bile. Merhamet yoktu onda. Yaramdan boşalan kanlardan gözlerim cesede kayıyordu.
bu neden yaptığını sormak istiyordum ama konuşamıyordum. Her şey iki kat uzakta meydana geliyor gibiydi. Ben gittikçe uzaklaşıyordum. Yağmurun sesi gittikçe uzaklaşıyordu. Başka bir yerdeydim ve ben burada ölüydüm. Şimdi yalvar, dedi. Yalvar. Daha fazla ayakta durmaya dayanamadım. Dizlerimin üzerine çökmüşken kanım hızla etrafa yayılıyordu. Asla diye bağırmak istiyordu bir yanım ama ağzımı açamıyordum. Yalvardığını duymak istiyorum, dedi. Hayatın için bana yalvar. Hep yalvardılar. Öldür, dedim. Bunu bir kadına, bir insana yaptığım ve hala nefes alabildiğin için kendimden utanıyorum. Beni de öldür. Cehennemde senin için güzel bir yer olduğuna eminim. Gidip orada annenle birlikte yan. Bana dönüp baktığı sonra güldü. Başımı salladım. Sen de insansın, dedim. Senin de yüzün gülebiliyor. Ne bu kötülük, kime, neden? Sus. Bu pis yüzde gülüşün bir anlamı yok. Sözleri onun aklındaki düşünceye haklı kılardı ama ben öyle düşünmüyordum. Ona acıyordum. Bu dünyada sevgisizliğe mahkum edilen kalbine acıyordum. Sana da yazık. Bunca zaman sevgisiz büyüdün. Yine de bu yaptıklarını doğru kılmaz. Masumlardan alınan canlar acını affiletmez. O zaman kendini öldürseydin, dedim. Bizi sen kurtarsaydın. Denemedin mi sanıyorsun? Keşke annen sen onu öldürmeden önce seni sevseydi, dedim ağlayarak. Bana baktı. Dokunduğum noktanı hassaslaştırdığı gibi çılgına da çevirdi. Eller omuzlarıma gittiğinde hala kaçmak istiyordum. Üzerimi çıkarmaya çalıştığında son kez karşı koydum, belki de son kez savaştım. Ondan güçlü olamadığım, bu kadar zayıf olduğum için kendime kızdım. Yarama bastırdığında acı bir feryatla bağırdım, gök acı içinde güllerken etraf aydınlandı, üzerimdeki gömleği yırtarak çıkardı. Beni bıraktığında sırt üstü döndüm. Elim kanayan yarıma giderken titriyordum. Bu kanamaya bağlı bir şoktu. Hipovolemik şok dersini hatırlıyordum. Aşırı kan kaybından ötürü bedenim kendine kapatıyordu. Kalbim vücudum için yeterli kan pompalayamıyordu. Hiç nasıl öleceğimi düşünmemiştim. Uyurken ölmeyi tercih ederdim sanırım, sessizce ve kimseye zarar vermeden. Böyle ölmek istemezdim. Bu ne kötü bir ölüm ama. Cani bir insanın elinde can vermek. Yine de ölürken bunları düşünmek istemiyordum. Gözlerimi kapatmak istemiyordum. Bir daha açamam diye çok korkuyordum. Ama böyle olunca da hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden aktığı da yoktu. Hem son gördüğüm yüzün ona ait olmasını istemiyordum. O yüzden gözlerimi kapatıp en sevdiklerimi hayal etmeye çalıştım. En sevdiğimi. Yalnız ölüyorum. Umarım annemin yanına giderim. Bir tek onun yanı beni böyle bir ölümden dolayı pişman etmezdi. Özür dilerim yaz. Sözümü tutamadım. Seni ölerek terk etmeyeceğime o kadar çok emindim ki. Bana kızacak mısın? Senden önce yarimin yanına gidiyorum diye bana gönül koyacak mısın? Özür dilerim en sevdiğim. Seninle kalmayı, seninle yaşamayı beceremedim ben. Seni çok sevdim ama. Sana bunu söylemeyi çok isterdim. En çok seni sevdiğimi. Ne ben ne de yarim seni ölerek terk etmek istemezdik. Yarimi anlamaktı bu. Özür dilerim. Her nereye gidiyorsam seni orada bekliyor olacağım. Sonrasında Yağız'ın anlatımıyla. Arabada yerimizi alırken yanımda tedirgin bir o kadar da gergin bir şekilde oturan Devran kadar panik içindeydim. Takip cihazı açıldığı anda yer tespit edilirken bizden görüntüleri saklamışlardı. Midemin gerisinde kıpırdayan ağrı ile birlikte bir bilinmeyene doğru gittiğimizi biliyordum. İçimde oluşan karamsar hissiyat beni yiyip bitirirken bir an önce devayı iyi bir şekilde kurtarmak, bu felaketler silsilesizin içinden çekip almak istiyordum. Yağan yağmur işleri daha da zorlaştırıyordu. Bu araba daha hızlı gidemez miydi? Deva neden cihazı bu kadar geç çalıştırmıştı? Yoksa o çalıştırmamış mıydı? Katili ondan önce bulduysa ve çalıştırıp alakasız bir yere attıysa? Gözlerim yumup başımı arkaya yasladığımda dişlerimi sıkıyordum. Sinirden çok fazla gerilmiştim. Huzur neden bizden bu kadar uzaktı? Neden sevdiklerimle sınanıp duruyordum? Dağına göre kardan fazlası yağmıştı benim omuzlarıma. Daha fazlası olmasın, ona bir şey olmasın istiyordum. Deva iyi, dedi Devran. Bir yere saklanıp bizi beklediğine eminim. Gözlerimi usulca açtım. Sesindeki çaresizlik beni boğdu. Sadece başımı salladım. Onu telkin edecek sözleri bulamadım. Ellerim yumruk yapıp sıkarken ben de öyle olması için dua ediyordum. Sonunda duran arabadan inmemize izin verilmezken polisler kullanılmayan fabrikanın etrafını düzinelerce araba olarak sarmıştı. Telsizlerden sürekli olarak görev adına anonslar geçiliyordu. Devran biz de gidelim dediğinde omzundan tutup onu durdurdum. İçeri girmelerini bekledim. Deva'yı tehlikeye atamayız. Dakikalar içinde polis ekipleri içeri girmek için emir beklerken Devran'la birlikte arabadan dışarı çıktık. Yağmurun altında herkes büyük bir kaosun içindeydi.
Göz gözü görmezken ıslanmayı umursamıyordum. Üzerimdeki kurşun geçirmez yeleği düzeltip tam karşıya baktım. Koyu gri göğün içinde şimşekler çakarken bardaktan boşalırcasına yağıyordu yağmur. Birini boğmak ister gibiydi. Öfkeliydi. Cehennemden gelmiş korkutucu bu fabrikayı hatırlıyordum. Mezar taklitçisinin ilk cesedini burada bulmuştuk. Deva ile buraya biz daha önce gelmiştik. Şimdi bu lanet yer onun için geldiğime inanamıyordum. Devran'la arabanın önünde bekliyorduk ki birden ekipler içeri koşturmaya başladı. Biz de arkalarından fabrikanın içine girebildik. İçerisi karanlıktı ama neyin ne olduğu pekala seçilebiliyordu. Polislerin birini etkisiz hale getirdiğini gördüm. Adam hiç karşılık vermemişti. O zaman başımı diğer tarafa çevirmemle yerde kanlar içinde yatan devayı gördüm. Birinin beni orada beynimden vurduğunu düşündüm. Hissettiğim acı bununla ancak ölçülürdü. Biri beni beynimden vurmuştu. Kurşun o kadar güçlüydü ki kafatasımdan içeri girip tüm beynimi etrafa dağıtarak uzaklaşıp gitmişti. Benden geriye hasarlı, içi boş bir beden kalmıştı. Yine ve yeniden, bir kez daha. Deva diye daha çok kendi kendime konuştum. Hayır, hayır, hayır. Devran haykırarak doktor isterken gözlerim dizleri üzerine çöküştürülmüş adama gitti. Katil, bunca zaman peşinde olduğumuz adi mahluk, neden şimdi yakalandın ki? Daha önceden yakalanmalıydın. Ona zarar vermeden, biz bu duruma düşmeden önce yakalanmalıydın. Bekle, her şeyden önce bunların hiçbirini hiç kimseye yapmamalıydın. Seni adi şerefsiz. Ben ilk yumruğumu atarken polisler onu bana bırakmış gibi yanından ayrıldılar. Hiç kimse beni durdurup müdahale etmedi. Altıma aldığım adamın yüzünü kanlar içinde bırakana kadar onu yumrukladım ki duracağım da yoktu. Beni çekip almasalardı, geri savrulup düşmeseydim onu orada öldürürdüm hasta. İnsanlıktan ben de çıkabiliyorum işte. Onun kaldırılışını üçüncü bir şahs edasıyla izliyordum adeta. Ellerimin yüzü acıyordu ki yara içinde kaldığını gördüm. Bu önemli değildi. Yerden kalkmaya çalışıp düşe kalka devanın yanına ağlayarak giderken ben kendimde değildim. Ben neredeydim hiç bilmiyorum. Bildiğim şey buraya ait olmayışımdı. Sen buraya ait değilsin. Devanın başında diz çöktüğümde kalbim o kadar çok acıyordu ki nefes alamıyordum. Güzel yüzünde neden bu izler var? Neden kanlar içindesin? Neden sensin? Neden ben değil deyip siz ölüyorsunuz? Neden? Deva kalk lütfen derken onu kollarımın arasına almaya çalıştım. Bedeni sıcaktı. Üzerine yarım yamalak geçirilmiş beyaz elbise boğazıma büyük bir düğümün oturmasına sebep oluyordu. Bir tarafı kırmızıya çoktan boyanmıştı. Kalk gidelim lütfen. Kanlar içindeki yarasına elimle dokunup kanamayı durdurmaya çalıştım ki kanı anında elimi boyadı. Hayır, lanet olsun bu kadar sıcak oluşu, ona ait oluşu beynimi uyuşturuyordu. Devran beni sarsarken ablamı kurtar, bir şey yap ne olur kalksın diyordu. Doktor yok mu, biri yardım etsin. Devanın yüzünü kendime çevirip gözlerini açmaya çalıştım. Geriye kaymış gözlerinde yaşama dair bir şey yoktu. Bu kaç oldu Deva? Neden sürekli kanlar içinde kollarımdasın? Gözlerini aç, iyi olduğunu söyle. Biz ardında böyle bırakma. Birden etrafımızı saran acil servis ekipleri bizi dışarıda bıraktı. Biri nabzı çok yavaş dedi. Çabuk olun, yara için tampon yapın, kanamayı acilen durdurun. Müdahaleyi uzaktan izlerken bir şey yapacak kadar aklım yerinde değildi. Her an bayılıp kalacakmışım gibi hissediyordum. Bedeni sedyeye koyulurken ekip hızlı hareket ediyordu. Her an kalkması gerekebilirdi, kalbi durabilirdi. Ellerime baktım, kan, çok fazla kan kaybetmişti. Son güç ayağa kalktım. Adil servis ekibinin peşinden koştururken dışarı çıktık. Yağmur durmuş sayılırdı. Deva, onu bekleyen ambulans alınırken Devran'ın da binmek istediğini gördüm. Ben ne yapacaktım? Çekilin, yolu açın. İki polisin kollarına girmek suretiyle sürüklediği katil için yol açarken ters giden bir şeyler sezdim. Ne olduğunu bilmiyordum ama onda ters bir şey vardı. Hani bazı şeylerin olacağı vardır da birden kendinizi o olayın içine çekilirken bulursunuz. Gidişat kötü olsa bile durduramazsınız. Aynı öyle bir şeydi yaşananlar. Ben gittikleri sırada katilin elindeki şırıngayı gördüm. Aklıma gelen şey kendini zehirleyip öldürmek istediydi ki bu açıktı. Hapse girmektense ölmek her zaman en iyisidir ya. En kestirme yoldur. Ya da başka birine zarar verebilirdi. Durup birden devanın peşinde bırakıp katile yaklaştım. Ona bir daha dokunmama izin vermeyeceklerdi ama o öylece ondan alacaktım. Böyle kolayca ölüp gitmemeliydi değil mi? Çektirdiği acıların kat be katını çekmeliydi. Önlerine geçmek için koşturdum. Ben onları durdurunca polisler ne olduğunu anlayamadı. Katil sanki zihnimi okumuş gibi kafasını kaldırıp yüzüme gülerek baktı adi nokta nokta. Ona uzandım ama aması işler benim için o kadar çok hızlı gelişti ki durdurmaya aklım ermedi. Kötünün de kötüsüydü o.
Bununla büyümüş ve beslenmişti. Tüm yaptıkları ve bana yapacağı şey de o kalbi merhamet bilmeyenlere ait bir şeytandı. Ani ve hazırlıksız uyguladığı güçle ayağa kalkıp polislerden kurtulduğu gibi üzerime doğru atağa geçti. Olan her şey saniyelere sığardı. O kadar kısa ve ani şekilde gelişmişti ki her şey beni yere sermiş ya da yıkabilmiş değildi. Ne yaptığını bile anlamamıştım. Sadece yüzümün tam önüne gelmiş ve durmuşken o anda kötü bir şey olacağını düşünen bir polis tarafından durdurulmuştu. Kafasına yediği kurşunla beyin parçaları yüzüme yapışırken kanı beni yıkadı. Suratım kanlar içinde kalmışken bir adım daha atamıyordum. Sadece kurşunun sesi diye irkilmiştim. Söylesenize, kim böyle bir şeye tanık olduktan sonra normal bir hayat yaşayabilirdi ki? Sanırım kusacaktım. Beden dizleri üzerine çöküp yere yığıldı. Bir adli tıp uzmanı olarak sayısız ölüm, öyle beden ve kan görmüştüm ama böylesi, böyle bir ölümün karşımda gerçekleşmesiyle hiçbiri kıyaslanamazdı. Bu insanda hiç kimsenin düzeltemeyeceği korkunç bir hasar bırakıyordu. Gözlerini kapa. Pat. Patlayan bir beyinle aç. Ah. Boynumun sağ tarafında bir sızı hissettiğimde kaşlarım çatıldı. Dur bir dakika. Elime attığımda şırıngayı tutuyordum artık. Nokta nokta. Bana mı saplamış? Hangi ara? Ne kadarını enjekte etti? Zehir kanıma istenildiği gibi hızlı karışmazken bedenim ağırlaştı ve sırt üstü yere düşmeye başladım. Düşüşüm ağır ve durdurulamaz oldu. Pat! Boynuma saplı bir iğne vardı ama çıkartacak gücüm yoktu. Yağmurun altında bedenim uyuşuyorken ne oluyor? Ben ölüyor muydum? Böyle mi? Kanlar içindeydin ama hiçbiri benim kanım bile değilken mi? Beni ilk fark eden biricik olmalıydı. Başıma gelip iğneyi gördüğünde çığlık atıp adımı söylemişti ve sarsmıştı. Sonra da yardım istemeye başlamıştı. Birileri gelip beni de aldı. Bir ambulansın içinde acı çığlıklara eşliğinde yola düştük. Bilincim açıktı. Vacı hissetmiyordum ama hareket de edemiyordum. Herkesi duyuyor, görüyor ama tepki veremiyordum. Çığlık atmak istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Demek böyleymiş diye düşündüm. İnsanları böyle hareketsiz kılıp üzerlerinde istediğini yapabiliyordu. Ben gözlerimi bile kapatamıyordum. Canlı canlı ölüşüme tanık olan yüzleri izliyordum. Bu eziyet ediyordu bana. Uyuşukluk hissettiğim uzuvlarımı sarmıştı neredeyse. Kalbime ulaştığında onu da durduracaktı biliyordum. Buna engel olamıyordum. Deva'nın yanında olmak varken neredeydim ben? Deva sen nasılsın? İyi ol. Allah benim ömrümden alıp sana verir mi? Ben bu ömürle ne yapacağımı şaşırmıştım zaten. Sen iyi olsan olur mu? Deva ne olur? Sen iyi ol. Özür dilerim. Acil servisten içeri girerken bağırış çağırış sessizleri uğultuya dönüyordu. Kimse bana ne yapacağını bilemiyordu. Birisi gözlerime baksın ve bana duysun istiyordum. Deva'nın yanına götürün beni. Son gördüğüm yüz ona ait olsun. Ne olur böyle ölmek çok korkunç. Gözlerim birden yanından geçmekte olduğumuz sedyeye takıldığında Deva'yı seçebildim. Birinin üzerine çıkıp ona kalp masajı yaptığını gördüm. Kalbi dayanmamış mıydı? Dayan Deva, ben de geldim. Lütfen dayan. Sen yapabilirsin. Başarabilir. İyi olabilirsin. Beni zihnimin bataklığından kurtaran, beni olduğum gibi kabul edip seven bir kadınsın sen. İlk aşkım belki değilsin ama son aşkımsın. Dayan, seni kendi yaralarımla sardım. Sana soğuk davrandım. Konuşacak gücüm yoktu. Çok korktum. Seni çokça ağlattım. Benden annen olmamı istedin. Saçlarını okşayıp güzel kızım demem gerekirdi. Senin için hep yanlış olandım. Çirkindim ben. Kendimi bile hiç sevmemiştim. Kalbim izah edemeyeceğim bir şekilde acıyor Deva. Seni de böyle kaybetmek istemiyorum. Dayanamıyorum artık. Ölümün soğuk nefesi bir kez daha yakamda. Ölüm benim peşimi hiç bırakmıyor. Ve sen ölüme hiç yakışmıyorsun bal kız. Sen kurtul ne olur sen yaşa. Yerimden kalkamıyordum bile. Kımıldayamıyordum. Sakın durma doktor. Onu geri getirmeden durma. Devam et. Hayata döndür onu. Doktor pes ederek arkasını dönüyor sana. Yarandan akan kan dokunanın elini boyuyor. Elin sedyenden aşağı düşüyor. Güzel gözlerine şaşılmıyor. Ve eğer sen yoksan ben de olmak istemiyorum bu işkence dünyada. Ben yapamam. Artık buna dayanamam. Söylesene. Ben sevdiğin ölümü bulaştıran mıyım? Söylesene ben bunları hak ettim mi? Söylesene ben sevemez miyim? Sevmeyi beceremez miyim? Ben sevilmez miyim? Neden böyle güzelsin he? Yoksa eli avuca sığmayan ölüm mü aşık oldu sana? İnanayım mı o iğrenç canavarın bu karanlıkta sevgilisi olasın diye seni sakladığına? İşte bundan korktuğum için sonsuza dek yanında kalacağım. Zehir, ne kadar manidar değil mi Deva? Bitirmiş bırakmamış bana. Kavuşabilmek için sana seni öpeceğim. Orada bir parça zehir kalmıştır belki. Sıcakmış dudakların.
ölüyorum işte. Romeo haklıydı. Rosalind gibi değildi Juliet. Bizler Juliet'i hep başka yerlerde aradık. İlk olmak zorunda sandık, değildi. Kaybın acısının büyüklüğü karşısında yanarken yürek Romeo ölmek istedi. Ardında dudaklarındaki zehri bırakan kadının dudaklarını öptü. Günah bir kez daha yer değiştirdi. Bundan korktuğum için yanında duracağım. Bu karanlık gecenin sarayından ayrılmayacağım bir daha. Burada kalacağım sana hizmetçilik eden böceklerle birlikte. Ah, burada sonsuzca dinleneceğim. Şu dünyanın yorduğu bedeni kurtaracağım uğursuz yıldızların boyunduruğundan. Seni seviyorum. Ama hakkıyla sevememiş olmanın acısı zehirden daha kötü. Ruhumu ele geçiren kudretli bir gücü var. Ben seni sevmeyi niye beceremedim? Bu zehre karşı koymak için uğraşmak yerine bir an önce beni ele geçirmesine izin veriyorum. Ben de ölmek istiyorum. Gel acı ilaç. Gel ey tatsız kılavuz. Ey umutsuz kaptan. Deniz tutmuş yorgun tekneyi yalçın kayalara bindiriver artık. Sevgilimin şerefine. Al bu canı. Damarlarımda gezinen bu zehri kabul ediyorum. Kalbime ulaşmasını acılar içinde bekliyorum. Ölmek istiyorum. Bu sefer hiç düşünmeden o çatıdan atlıyorum. Beni ben yapan ne? Tüm bu kayıpların ardından bu dünya benim cehennemim. Varsın yok olayım ve acım son bulsun. Özür dilerim anne. Özür dilerim baba. Özür dilerim çocuklar. Benim ruhum ölümle yoğrulmuş olmalı. Ölüm peşimi bırakmıyor. Özür dilerim Deva. Tüm hayatımı kaybetmenin şokunu ve acısını yaşayarak yok ederken ben yollarım sana çıktığında eskiye takılı kalmışlığım yüzünden seni de kaybettim. Halbuki sadece kalbi kırılmış ve bir daha kimseyi sevemeyeceğine inanan içi boş bir adamım ben. Kandırmıştım kendimi. Çokça korkan ve kendine acıyan biriydim. Benden vazgeçmeyişin bana inanılmaz geliyordu. Bir mucizeydin. Özür dilerim Deva. Bulduğum şeylere ölümü bulaştırandım ben. Senin saf sevgini hiç hak etmemiştim zaten, değil mi? Elveda Çin'i kızı. Sen gerçekten Deva'nın özüydün de ben farkına varamayacak kadar kayıptım, çirkindim. İnancımı bana ben ölürken geri verdiler de dirilmek gibi bir şansımız yoktu. Özür dilerim. Seni sevmeyi bunu ölürken öğrendiğim için. Gökyüzü griye dönüşüp kararıyor. Bana ayrılan süre doluyor. Seni seviyor ve ölüyorum. Seni seviyorum. Sonrasında tansiyonu 80'e 60. Birinci gidip geliyor. Karpmazı için üzerine çıkıyorum. Başladım. 1, 2, 3. Açılın, yolu açın. Kadın hasta. 28 yaşında. Paslı demir parçasının açtığı 10 santimlik bir yarası sağ bel boşluğunda. Çok kan kaybetmiş. Kan grubu B araç negatif. Acil kan istiyorum. Devam o. Ve gözlerim anlık beyaz ışığın patlamasıyla aydınlanırken önümü göremez oldum. Takıldığım için tam düşecekken birinin beni tutmasıyla son anda kurtuldum. Gözlerimi kırpıştırırken etrafımdaki görüntüler netleşmeye başladı. Bir okul bahçesindeyim. İçi insan dolu ve gürültülüydü. Kendi etrafımda dönerken anlam veremiyordum. Neredeydim ben? Gözlerim okulun tabelasına takılırken Çaka Bey İlköğretim Okulu yazısını okudum. Ne demek bu? Deva, Deva buradayız. Arkamı döndüğümde gördüğüm şey karşımda gözlerine inanamıyordum. Hı? Buraya gel kızım. Ayaklarımın harekete geçtiğini hissettiğimde hızlanıp koşmaya başladım. Bu gerçek değil, bu gerçek değil, bu gerçek değil. Bana kollarını açan kadına sarıldığımda ışkıra ışkıra ağlıyordum. Annemdi o, gerçekti. Burada benimleydi, yaşıyordu. Anne, annem. Ne oldu sana? Dur bir bakayım. Yüzümü ellerinin arasına alıp güldü. Devam, ne oldu güzel kızım? Hiç. Bir adım geri attım. Ne olmuştu? Ben de bilmiyordum ki. Eve gidelim, dedi babam. Kendini kötü hissetti kız herhalde. Devran, elimi tut. Baba, çikolata al ne olur. Tamam oğlum. Başımı aşağı doğru indirdiğimde küçücük Devran'ı gördüm. Bana başını kaldırmış, hayran hayran bakarken kocaman gülümsüyordu. Oyunun bağına gelip sıkıca kollarının arasına aldım. Benim küçük kardeşim, benim canımsın sen. Bir gün boyumu aşacaksın ama sorun değil. Her zaman küçük kardeşim olarak kalacaksın. Hanım, neyi var kızın? Annem tatlı tatlı güldü. Bilmem ki, zayıfı da yok. Karne heyecanı olsa gerek. Eğilip saçımı okşadı. Upuzun saçlarım var. Bel boşluğumu geçiyor. Annem önlerini örmüştü sabah. Devam güzel kızım. Eve gidelim mi? Kar yağacak gibi üşümeyelim. Olur anne, gidelim. Anılar beynim aynı anda hücum ederken bu anı hatırlar gibi oldum. 6. sınıfın ilk dönemi bitiyor. Ben 12 yaşındayım. Annemi kaybetmeme yıllar var. Ayağa kalktığımda Devran'ın sonra da annemlerine sıkıca tuttum. Eğer bu bir rüyaysa ben hiç uyanmayayım Allah'ım.
Sonrasında hastayı sedyeye geçiriyoruz. 1, 2, 3. Kan kaybediyor. Daha fazla kana ihtiyaç var. Ameliyathane hazır mı? Kanaması durmuyor. Acile yardım gerek. Alanı boşaltın. Tansiyonu 80-60. Birinci kapandı. Nabız alamıyorum. Nabzı yok. Hastayı kaybediyoruz. Kalp krizi geçiriyor. Çabuk CPR hazırlayın. Ve bu bir rüya değildi değil mi? Yoksa yaşadığımı sandığım dünya mı bir rüyaydı? 12 yaşındaydım. 12 yaşında gözüküyordum. Bundan 16 yıl önceden gelmiş olabilir miydim? Kendimi buraya ait hissetmiyordum. Şu an bedenin içinde başka bir ruh vardı. Ankara'yı, otopsi teknisyeni olduğumu hatırlıyordum. Elbette Yağız'ı da. Devran'ın bir katil oluşunu ve benim onu kurtarmak için seçtiğim yolu da ne olmuştu? Ölmüş müydüm? Yoksa uyanmış mıydım? Ölmüştüm, ölmüş olmalıyım. Bu da öldükten sonraki hayattı. Annemin hastalığı yaklaşıyordu. Zaman ben farkında olmadan akıyordu aslında. Acaba bu anımda her şey farklı olur muydu? Eğer her şey hatırladığım gibi giderse, annemi bir kez daha kaybedersem bu hayata nasıl katlanırdım? Annemin acısına özlemim bulaşıyordu. Yağız'ı çok özlüyordum. Alıştığım varlığının yokluğu beni boğuyordu. Şimdi çıksam karşısına beni bu anda hatırlamayacaktı bile. O belki de onu ölerek bıraktığım gelecekte yalnız başınaydı. Bu aklıma geldikçe ağlıyordum. Onu yüzüstü bıraktığımı düşünüyor olmalıydı. Tam birine güvenmişti ki yine onu ölerek terk etmişti. Bana çok kızdığına emindim. Keşke sana geri dönmenin bir yolu olsa Yağız. Seni yalnız bırakmamanın bir yolu olsa. Tekrar seninle olmanın bir yolu olsa. Uyanmanın bir yolu olsa. Annemi ve seni kaybetmemenin bir yolu olsa. Sonrasında 200 ekle. Açılın. Bir kez daha. 250'ye çıkar. Çekilin. Hadi deva. Hadi be kızım. Lütfen deva. Böyle olmaz. Hastayı kaybediyoruz. Hayır. Bir kez daha. Bir kez daha. 300'e şarj et. Doktora rendurun artık. Son kez dedim. 300'e şarj et. Çabuk ol. Ve burada zaman çok farklı. Bir sabah uyandım ve 16 olmuştum. Hastalık tanısı tüm dualarıma rağmen anneme konuldu. Onun bana gösterdiği gibi güçlü olmaya gayret ederek onunla dolu dolu zaman geçirdim. Sürekli onu çok sevdiğimi söyledim. Başında piyano çaldım, isyan etmedim. Bu sefer de kaderim annemden yana farklı yazılsın isterdim ama olmadı. Bazı kaderlerin önüne geçemiyoruz belli ki. Onu fazla öpüp koklamaya daha çok fırsat buldum. Bunun ikinci bir şansı olduğunu çok iyi biliyordum. O yüzden onunla daha fazla zaman geçirdim. Daha fazla öptüm, güldüm ve yeni anılar var ettim. Onun yanında, onunla birlikte ben de gitmek istiyordum. Onsuzluğa dayanamazdım. Daima gülümse devam. Gülüşün şifa bana güzel kızım. Kocaman gülümsedim. Şu küçük yaşımdan beklenmeyecek kadar olgundum. Ama kimse yadırgamadı. Annesi hasta bir kız çocuğundan beklenilen vakara sahiptim sadece. Oysa ki ben bu kaybı ikinci kez yaşıyordum ve dur diyemiyordum. Kalbim çok acıyordu da sesimi çıkaramıyordum. İyileş o zaman dedim. Sesim çok uysuzdu. Gitme bir yere, beni sensiz bırakma. Ağlamamak için dudaklarımı ısırdım. Ama dayanamadım. İçli içli ağlarken annem bana özünle bakıyordu. Deva dedi. İyileşiyorum ben. Yalan söylüyordu. Ama doğrusu yoktu ki. Beni korkutmamak için yapıyordu, biliyordum. Hastane yatağında annemin yanında yatmam yasaktı ama ben bunu dinlemiyordum. Hiç dinlememiştim. Yine yatağa çıkıp cılız bedenine sarıldım. Kokusunu soludum. Bu beden benim yuvamdı. Gitme anne, ne olur. Seni çok seviyorum anne. Bu dünyaya kaç kez gelirsem geleyim, anne hep sen ol isterim. Seni dünyalardan bile çok seviyorum. Saçlarımı okşuyordu, öpüp kokladı beni. Ben de seni çok seviyorum güzel kızım dedi. Özür dilerim deva. Daha çok alacak nefesim olsun isterdim. Seninle büyümeyi çok isterdim. Sana yol göstermeyi, düştüğünde eline tutup seni kaldıran kişi olmayı çok isterdim. Ağlamaktan konuşamıyordum. Hıçkırıklarım boğazıma batıyordu. Bana veda etmesini istiyordum. Lütfen o ölmesin. Kendine iyi bak devam. Gülüşüne iyi bak. Güzel büyü. Benim yapamadıklarımı yap. Sev, sevil, sevdir. En çok kendini, sonra bu hayatı sev. Deva ol sana inananlara. Devran'a iyi bak. Bir annesi de sensin, unutma. Seni çok seviyorum güzel kızım. Bir annenin kabul olmuş en güzel duasısın sen. Benim minik bebeğim. Güzelce büyü, daima yanında olduğumu unutma. En iyi gününde de, en kötü gününde de hemen yanındayım. Daima seninleyim. Gözyaşlarında boğulmak isterdim ama yüzme bilmiyordum. Ben de seni çok seviyorum anne. Seni o kadar çok seviyorum ki seninle kalabilir miyim? Nereye gidiyorsan oraya seninle gelebilir miyim?
Olmaz. Oraya küçük kızları almazlar. Ben de büyür gelirim, seni yalnız bırakmam. Olmaz güzel kızım. Burada benden bir parça olarak kalsan, devran sensiz ne yapar? Ya baban, onları üzmeyelim. Yutkunamadım. Bu kez bencil olmak istedim. Sadece kendimi düşünmek, annesiz bir dünyaya gözlerimi açmayı hiç istemedim. Ve 03:45 hastayı kaybettik. Sonrasında parlak ışık gözlerimi aldığında önümü göremez oldum. Hazırlıksız oluşumdan dolayı tökezledim ve dizlerimin üzerine yere düştüm. Resmen kör olmuştum. Takip eden saniyelerde sesi çok tanıdık gelen birileri konuştu ve birileri kollarıma girmek suretiyle beni yerden kaldırdı. Yağız, iyi misin Kardo? Bu ses cana aitti. Boğuşmuş dedi Özgür. Ayakta duramıyor. Ne çektirdiniz lan çocuğa? Kim ne verdi? Çabuk itiraf etsin. Bana da versin. Ben bir şey vermedim dedi Can. Her nokta noktayı kendi içiyor. Yaz bu. Bulmuştur yine bir şeyler. Gözlerimi kırpıştırıp kaşımaya devam ettiğim saniyelerde bulanık görüşüm yavaş yavaş düzeldi ve netleşti. Şimdi karşımdaki sahne karşısında küçük dilimi yutacaktım. Aklımı kaçıracaktım belki de. Dört genç adam yüzüme bakarken İlhan Berk aralarındaki en uzun olarak seçiliyordu. Fırat'ın genç esmer yüzünde ne olduğunu anlamamış bir ifade vardı. Canlı Özgür halime gülüyordu. Bu adamlar genç görünüyorlardı. Kaç? 19. Neden? Nasıl? Nokta nokta derken bir adım geri kaçtığımda çocukları da korkuttum. Ne oluyor lan? İlhan Berk kaşlarını çatıp sorun ne yaz diye sordu. İyi misin? Sorun ne mi diye tekrar ettim. Sorun çok büyük. Dengesiz adımlar atarken tüm kavram bilgimin içine edilmiş gibi hissediyordum. Hala her şey olduğundan canlı ve parlakken gözlerim acıyordu. Neler oluyor? Ciğerlerime aldığım nefes yetmemeye, başım dönmeye, kulaklarım uğuldamaya başladı. Şoka bağlı panik atak geçiriyor olmalıydım ya da kalp krizi. Yardım edin, ölüyorum. Ellerimi kaldırıp baktığımda tanıyamadım. Bu eller benim miydi? Yüzüme dokundum, ellerimi vücudumda gezdirdim. Ben de çocuklar gibi mi gözüküyordum? Ben de 19 yaşında mıydım? Yağız, iyi misin diye sordu Fırat. Tedirgindi. Olayın ciddiyetine ilk o kavramıştı. Neyim var? Ben, bekleyin, nefes alamıyorum. Panik oldular. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Özgür, Fırat'ı kolundan tutup sarstı. Niye nefes alamıyor? Fırat bir şey yap. Ne yapayım oğlum ben şimdi? Suni teneffüs yap. İlk öpücüğün değil de senin. Fırat Özgür'ü tekledi. Yağız, korkutma beni dedi Can. Uyuşturucu batağına Özgür'den önce nasıl düşersin? Nokta nokta, ben uyuşturucu almam diye çıkıştı Özgür. Belki birazcık. Bir susun lan dedi İlhan Berk. Adamın rengi gitti. En son neredeydim? Ne olmuştu? Bu bir rüya mıydı? Bir katil, bir enjektör ve bir sürü ceset vardı. O yağmurlu gece, o fabrika. Ben en son zehirlenmiştim. Ben ölüyordum. Deva ölüyordu. Deva, deva, deva. Deva? Çocuklar aynı anda geri çekilip birbirlerine baktı. Deva kim lan? Diye sordu Can. Yağız başlatma ama, ne oluyor, iyi misin? Neyim var? Dedi Özgür. Niye nefes alamıyorsun oğlum? İlhan Berk niye nefes alamıyor, bir şey yap. İlhan Berk. Dedim size, biri suni teneffüs mü yapsa acaba? Ne bileyim oğlum niye nefes alamıyor. Suni teneffüs şimdi ne alaka? Güneş mi geçti başına acaba Yağız? Diye sordu İlhan Berk. Tabii güneş geçmiştir dedi Can. Bugün çok sıcak. İlhan Berk bana doğru bir adım attı. Sağlık ocağına gidelim mi dedi. Hayır. Çocuklara baktım. Hayır. Biz şu an nereye gidiyoruz? Hangi yıldayız? Neden buradayız? Şok oldular. Birbirlerine şüpheli gözlerle baktılar. Aklı uçmuş dedi İlhan Berk. Hangi ara bağımlı olduğunu bilen var mı? Bu çocuk hiç iyi değil dedi Özgür başını sallarken. En son böyle olduğunda kamptaydık. Cırcır olduğundan tuvalete kilitlemişti kendini. Can bana yaklaşıp geliyor mu? Hissediyor musun dedi. Utanma, biz bizeyiz, tutma, sal gitsin. Gülesim geldi ama başımı olumsuz yönde salladım. Aptallar, sizi çok özlemişim. Hayır, öyle bir şey değildi. Nereye gidiyoruz diye tekrar ettim. Perili köşke birileri taşınıyor dedi Fırat. İşte o sihirli cümle. Olmaksan korktuğum yerdeyim. Beynimin köküne bir acı saplandı. Kalbim tanıdık bir duyguyla sıkıştı. Bu basit cümlenin altında yatan hikayeyi biliyordum. Baştan sona içim yandı. Ölüp ölüp dirilmek gerçekmiş ama bu sefer dirilemeyeceğimi biliyorum. Şimdi şu anda bu muydu gerçekleşen? Ölmüştüm ve bu zamana mı geri dönmüştüm? Ne için? Veda etmek için mi? Yardıma gidelim dedik ya dedi İlhan Berk. Ne oluyor lan sana? Az önce konuştuk ya oğlum. Uyuyor musun sen dedi Can. Bu çocuk beni korkutmaya başladı. İçine cin mi kaçtı? İlhan Berk bir şey yap. Sağlık ocağını boşverin. Hocaya gidelim. Üflesin buna. Aynen diyerek tasdikledi Özgür. Oğlum dünyadan Yağız'a, alo, hatta kızları olsun, benim olsun diyordu.
Bizden heyecanlıydın bir dakika önce. Yemin ederim sadece bir dakika önceydi. Başımı olumsuz yönde salladım. Korkuyordum. Bir adım geri atarken çocukların yüzü aynı anda düştü. Bendeki tuhaflığı sezdikleri onda onlar da korktular. Bu gerçek miydi? Böyle bir geri dönüş mümkün müydü? Belki de zaman makinesinin evrensel olarak geçiş hakkı beynimizde yatıyordu ya da uzaylılar tarafından ele geçirilip deney için geçmişe gönderildiğimin bilimsel bir kanıtı olabilirdim. Böyle bir şey olsa şahane olurdu. Ama belki de sadece ölmüştüm, ölüp gitmiş yok olmuştum. Tabii ki ölmüştüm. Tekrar 19 olmanın daha mantıklı bir başka açıklaması olamazdı ve bugün o gündü. Yarimi ilk gördüğüm gün. Neden bugündeyim? Özellikle neden bugün? İki arada bir derede kalma atözünü iliklerime kadar hissediyordum. Bir köprü üzerindeydim. Bir tarafta Yarim, diğer tarafta Deva vardı. Bu olanlar çok acımasız. Yarim, onu tekrar görebilir miydim? Onu özlemiştim, merak ediyordum ama ona defalarca veda etmişken ve Deva'yı o halde bırakmışken... Deva, kalbim Deva'dan yana dönüktü. Ayaklarım geri gidiyordu. Aklımdan Deva'nın yüzü çıkmıyordu. Kanlar içindeki o halini unutamazdım. İyi olduğunu bilmem lazımdı. Ona gitmem lazımdı. Bekleyin çocuklar. Benim bir işim var. Şimdi aklıma geldi dedim. Geri yürümeye başlamıştım. Siz bensiz gidin. Sonra görüşürüz. Ölüysem uçarak gidebilir miydim acaba? Işınlansam çok iyi olurdu mesela. Düşünce gücüyle mi ışınlandırılırdı ki? Bunu nasıl yapacağımı nereden bilecektim? Be sizin ne işin var lan? Diye bağırdı Özgür. Yine mi kız lan? Sonra anlatırım dedim. İyi oldun emin misin? Dedi Fırat son anda. İyiyim. Yemin ederim iyiyim. Size sonra haber veririm. Yürüyün gidelim dedi Can. Deliyle deli olmayalım. Nokta nokta herif dedi Özgür. Son anda niye ekiyorsun lan? Kızları varsa sana yar etmem bak. Buruk bir şekilde güldüm. Öyle deme Özgür Paşa dedim. Senin gönlün bende. Hadi lan oradan. Sonra anlatırım tamam mı? Söz. Arkama dönmüştüm ki son anda durup İlhan Berk diye bağırdığımda dördü de bana döndü. Birden güldüm. Yarime onu çok sevdiğimi söyledim ve dönüp köşkün tersi istikamete koşmaya başladım. Yarim kim diye bağırdı albayılan. Cevap vermedim, yakında öğrenecekti ne de olsa. Sonrasında uçarak gidemiyordum. Hatta bayağı saatlerce süren bir otobüs yolculuğuna bile katlanmak zorunda kalmıştım. Her şey yıllarca uzaktı ama hatırladığım gibiydi. İstanbul yoğun ama çocukluğumdu. Sonunda Deva'nın evine varabildim. Ailesiyle tanışmaya geldiğim eve gelmiştim. Ona dair en net bilgim buydu. Bu yıllarda burada olması gerekiyordu. Temiz Haziran havasında terlemiş, sokak sokak koşmaktan nefes nefese kalmıştım. Nasıl öleyim ben? Bu ne kadar gerçekçi bir simülasyondu böyle? Apartmanın önüne geçip Deva'nın katına bakarken burada durup beklemenin anlamsız olduğunu biliyordum. Yukarı çıkıp onu görmeliydim. Öldüğümüz için ne kadar mutsuz olduğumu, oraya birlikte gitseydik her şeyin daha farklı olacağını anlatmak istiyordum. Onu sevdiğimi, onu böyle kaybetmiş olmanın kalbimi ne kadar çok ağrıttığını, kalbin acısıyla ölümü kabul ettiğimi onun da bilmesi gerekiyordu. Beni tanır mı? Keşke beni tanısa. Onun için bu yıllarda ben sadece bir yabancıydım. Ama hayır, arkamı dönüp gitmeyeceğim. Yine de onu görecektim. Kalbim diri diri çarparken göğsüm sıkışıyordu. Biz ölmüştük, sen ölmüştün. Ölüm bir kez daha beni sevdiğimden ayırmıştı. Apartman kapısına koşup açmak için uzandığımda kapı kendiliğinden açıldı. Ben bunun sonunda ortaya çıkan ölüme özel olan gücüm sanırken ardından çıkan kişinin açtığını geç anladım. Ölüme özel bir gücüm yoktu. Her şey bir yana Deva şimdi karşımdaydı. Bana kapıyı açan oydu. Hayalet görmüş gibi hissediyordum. Bu gerçek mi? Hatırladığımdan daha genç ve her zamanki gibi güzel. Aman Allah'ım kaç yaşındasın sen? Biz neden ölerek birbirimizi kaybettik? Etrafımızdaki zaman ağırlaşırken sanki bunca yıl önce de karşılaşsak da bakışlarımızla birbirimizin kalbine dokunacağını hissettim. Bazı ruhların tanışması kaderlerine düğüm olarak atıldıysa bunun önce veya sonra olması hiçbir şey değiştirmiyordu. Ruh hissediyordu. Ruh yaratılıştan itibaren o ruhu seviyor, istiyor ve sadece onu arıyordu. Araya giden tüm ruhlar bu olgunun bir parçasıydı. Bir yerde ruh. Onlarsız da eksikti. Ruhum onun ruhuyla hayat doluydu evet. Bir kalbim vardı ve bana hissettirilmişti. Ama işin içine giren ruh bambaşkaydı. Ruhum ona çekiliyor ve aslında tüm savaşını onun için veriyordu. İnsan ömründe bunu anlamak için acizdi. Nasıl seveceğimizi bilmiyorduk. Hep kaybediyorduk. İri kahverengi gözleri o zamanlar yüzüne daha büyüktü. Gözlerini gözlerimden çekip bana kapıdan geçmem için izin verirken yanımdan geçip gitti. O beni tanımadı. Geçip gitti.
Ne sanmıştım ki? Koşup boynuma atlamasını mı? Bir anda hatırlanmayan geleceğin bilinmezliğine itip bittim. Beni tanımıyordu. Ben artık yoktum. Acaba sadece ben mi ölmüştüm? Ne olur sadece ben ölmüş olayım. Öylesi daha iyi. Sana bir şey olmasın. Sen iyi ol isterim zaten. Sen yaşa ve mutlu ol isterim. O kadar dağınık bir adamım ki kendimi toparlayıp senin sevgine karşılık veremediğime de çokça yanarım. Onu görmüştüm. Şimdi ne yapacağım? Yoksa ölüp buraya geri gelmiş ve her şeyin acısıyla tekrar mı yaşayacaktım? Bu nasıl bir sınanmaydı böyle? Benim kalbim kaç kez ölecekti? Kalbimdeki kadının mezarıyla başımı yerden nasıl kaldıracaktım? Ruhumun çektiği acıları iyileştiremiyorum. Bu ruh beni zehirliyor. Kendi ruhum beni yok ediyor. Başım öne düşerken gözyaşlarım akmaya başladı. Diri damlalar üstüme döküldü. Neden bu kadar acıya rağmen sadece ölüp gidemiyorum? Yaz olmak istemiyordum. Artık hissetmek istemiyorum. Varlığım, benliğim ve ruhum yok olup gitsin lütfen. Yalvarıyorum şimdi, şu an. Gözlerimi sıkıca kapatıp açtım ki yine aynı yerdeyim. Nasıl bundan kurtulacağım? Arkama döndüğümde geriye dengesiz bir adım attım ve düşmekten son anda kurtuldum. Onun durup beni beklediğini gördüğümde çok şaşırdım. Neden? Neden hala buradasın? Bana niye öyle bakıyorsun? Kaşlarını çatmışken yüzündeki ifade tuhaftı. Yutkundum. Şakamdan bir ter damlası süzüldü. Bana Yağız sen misin dediğinde başımı sallayarak ona doğru yürüdüm. Yağız mısın? Benim Yağız'ım. Evet benim dedim. Deva peki bu sen misin? Gözleri rica açılırken hayret ifadesi yüzünü kapladı. Onun karşısında dururken genç yüzünü izlemeye başladım. Upuzun saçları vardı, gözleri parlıyordu. Beni biliyor musun, tanıyor musun? Peki yine beni ben oluşumla seviyor musun? Ne olur sev, sensiz ben artık olamam. Benim, dedi devacı. Sesini sevdiğim, gülümserken gözyaşlarım yanaklarımdan süzüldü. Ben de Yaz üstün dedim. Şu an ben 19 yaşındayım ama aynı Yaz'ım. Bu benim 16. yaşım. Annem hala hayatta ama çok az kaldı. Başımı salladım. Ben de bugün yarimle tanışıyordum dedim. Sen her yaşında çok güzelsin. Paha biçilmezsin bal kız. Yağısın gerçekten de diye mırıldandı. Başımı salladım. Benim gerçekten. Seni bulmaya geldim dedim. Biz sanırım öldük. Yüz hatları gevşedi, rahatladı. Gülümseyerek başını salladı. Burada daha değil dedi. Bu farkında olduğumuz bir uyanış. Ne? Çok uzun zamandır seni bekliyordum dedi. Unutmak üzereydim. Hiç gelmeyeceğini sandım. Beni bulamayacağını. Çok korktum. Deva, seni kaybetmiştim. Sen kanlar içindeydin. Gözleri binbir gizemle yüzüme bakarken sağ elini kaldırıp koluma dokundu. Haziran ayı için çok soğuk parmak uçları vardı. Gelip beni bulduğun için teşekkür ederim Yaz. Kaybolmuş gibi hissediyordum. Beni buldun. Seni buldum. Bir daha da asla kaybetmeyeceğim. Seni bir daha asla yalnız bırakmayacağım. Uyan o zaman dedi. Ne? Uyan o zaman. Tekrar parlak ışığa maruz kalan gözlerim acırken devanın yüzü ve dokunuşu kayboldu. Yerküre ayaklarımın altından kayarken bedenim sert bir şekilde yere düştü. Ruhum bir kez daha bedenimi terk etti. Belki de bedenime geri döndü. Çok uzaklardan biri bana seslendi. Yağız, uyan. Sonrasında ölümü karanlıktan ibaret sanıyordum. Göz gözü görmez şekilde simsiyah bir boşluk olur diye düşünüyordum. Bir kol mesafesi kadarında ne olabileceğini ancak kolunu uzatınca bilirsin ama böylesi bir karanlıkta kolunu uzatmaya bile korkarsın. Azınlığı dışarıda bırakırsak teoride insanlığın tamamı karanlıktan korkar. Karanlığın içinde yatan kötülüğün gerçekliğine kendimizi daha küçücük bir çocukken inandırmışızdır. Karanlıkta korkunç bir bilinmezlik yatar ve canımızı yakacağını düşünürüz. Ölüm de karanlığa benzer. İçinde ne olduğu bilinmez ve can yakıcı olacağına inanılır. İlk ölümümde hiç karanlık yoktu. Öyle aydınlıktı ki bunun içinde de göz gözü görmüyordu. Zihnimde oluşturduğum insanlara çarpıp duruyordum ama kimse benim orada olduğumu bilmiyordu. Aydınlık artıp görüşümü sıfıra indirdiğinde kayboluyordu ruhum. Parlak ışık ruhum oluyordu. Bu keskin ve bir yerden sonra rahatsız edici aydınlığın içinde bana yol gösterecek o yolun sonundaki ışığı nereden bulacaktım? Öldükten sonraki o ışık tamamen yalan olmalıydı. Öyle bir ışık yok. Ölüm soğuk ve apaydınlıktı. Ölmek isterken bile gerçekten ölmenin şok etkisini atlatamazdı insan. Aslında yaşamak istiyorduk. Yaşamak istiyoruz. İnsan içindeki bu isteği yenemezdi. Yaşam başlı başına zahmetli gelse de bazen işkence gibiydi. Sıklıkla işkenceydi hatta. Fiziksel tüm acıları kesebilecek ilaçlar üretilirken ruhsal acının çok yüksek bir eşiği vardı.
patlama noktasında ölüm tek ilaç olurdu ve acıya son vermesinin arkasından su beklemeden içilirdi. Her şeyi yarım bırakarak aniden ölmek en korkutucu olanıydı. Dün akşamdan kalan yemeklerin, sokağın başında her gün değişen ve yine de seni bekleyen kedilerin, yarın toplarım diye bıraktığın yatağın, odan, evin, hayatın, yarım bıraktığın tüm o şeylerin ardından geri dönmeyecek olmanın verdiği şuur kaybı. Ölmemiş olsaydı aklını kaçırırdı insan. Duruk yaşamak istiyorum bile derdi en çok ölmek isteyen. Ama en çok sensiz bir hayatı yaşamaya mahkum sevdiklerine üzülürdü ölen insan. Nihai sona ulaştığında bile geride bıraktıkları için üzülmek tam insanlık işiydi cidden. Arkasından ağlayan annesine, babasına ve kardeşlerine. En çok onlar için içi yanardı, üzülürdü. Sevdiklerini geride bıraktığın için ardından verecekleri savaşı düşündükçe içi paramparça olurdu insanın. Geriye dönme şansı olsa son sözleri belki de arkamdan sakın ağlamayın demek olurdu ve ölürdü. Bir kez daha ölürdü. Doğru ya, bu hayatta kaç kez ölürdü insan? Kaç ölüm sığardı insan bedenindeki bu aciz ruhun içine? Yine de nasıl olurdu da yaşamayı arzulardı? Bu yaşam ki taptaze ve diriydi. Bu tazelik aldatıcı olsa da insan içine doğmuştu ve ondan vazgeçmek kolay değildi. Bana kalırsa insan çözülmesi en güç problemdi. Acıyla nasıl baş edeceğini bilemediğinde sığındığı ölümden çok hayattaki huzuru kovalamalıydı. Hayat bundan 1000 yıl önce de kolay değildi. Bundan 1000 yıl sonra da kolay olmayacaktı ve insan hayat ve ölüm arasında gerilmiş ipte giderek ustalaşan bir cambazdı. Yaşamak zor, ölmek korkunç olacaktı ama değerdi. Tüm bu çelişkiler cehennemi de dünyaya dönmeye, insan yaşamaya ve ölmeye devam edecekti. Her yeni doğan güneşte yeni umutlar ve yeni başlangıçlar yatacaktı. Her yeni bir gün yeni bir umuttu. Yaşamasını, var olmasını bilene. Umut, şeytana bile cehennemden çıkacağını inandırmışken, insan içinde tükenmek bilmeyen büyük bir nimetti. İşte böyle dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Çok güzel bir bölümdü bence. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor. Katil yakalandı. Pardon, öldü. Bundan sonra ne olacak? Deva ile Yağız yaşıyor mu? Ki yaşıyor büyük ihtimalle. Ya da bilmiyorum. Yaşıyor mu acaba? Bakalım bundan sonra neler olacak? Ben hikayenin etkisindeyim hala, o yüzden dilim böyle birbirine dolanıyor. Yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına Deniz Subay'ım sesli kitap, Deniz Subay'ım Cihan Boz yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizlere bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.